Bu hafta güzel bir uygulama yapacağız. Hatta önce uygulamayı size çalıştırayım. Bundan sonraki derslerimizde artık böyle uygulamalara daha fazla ağırlık vereceğiz. Uygulamamız sıcaklık kontrol. Bir tane sıcaklık sensörümüz var. Tuş takım var. Bugün tuş takımını anlatacağım. LCD ekranımız var. Bu LCD'de okuduğumuz, sıcaklık sensöründen okuduğumuz değeri görüyoruz. Mesela şöyle arttırsak, bakın burada okuduğumuz değer de değişiyor. İki tane set değeri var. Bunlardan bir tanesi maksimum set, bir tanesi minimum set. Yani maksimum set ile minimum set arasında bizim lambamız, yani burada ısıtıcı gibi düşünelim, röle de sürdük. Isıtıcımız çalışacak. Onun dışında çalışmayacak. Mesela set değerleri için de A'ya bastığımızda maksimum seti ayarlıyoruz. Mesela ne olsun? 60 derece olsun. Bir tane 6'ya bastım, bir tane 0'a bastım. Ondan sonra D Enter gibi D'ye basınca da bunu setlemiş oluyoruz. B'ye basarsak bu sefer en düşük set değerini gireceğiz. Tabii süre bakın burada simülasyona biraz yavaş ilerliyor. O yüzden yanıp sönmüyor. Normalde yanıp sönüyor bu uygulamada. İnternet hızı ile alakalı muhtemelen. Mesela bu da 40 olsun ya da 45 olsun. Bir tane 4'e basalım. Bir daha bakalım. 4, 5. Biraz uzun basmak gerekebilir. D'ye bastığımız zaman da bunu yine set etmiş oluyoruz. Uygulamayı çalıştırmak için C'ye basıyoruz. C'ye bastığımız eğer bu sıcaklık aralığındaysa çalışmayacak. Ama sıcaklığı mesela düşürelim. 45'in altına düşerse birazdan anlatacağız. Bu hysteresis kontrol diye geçiyor. Isıtıcı devreye giriyor. Burada ampul koyduk ama ısıtıcı gibi düşün. Isıtıcı devreye girince sıcaklığımız artmaya başlayacak. Şöyle basınca yavaş yavaş arttırıyorum bakalım. Yok. Sıcaklık arttı arttı arttı. Üst sıcaklık değeri 60 dereceyi geçince devreden çıkacak. Bakın devreden çıktı. Bugün bu uygulamayı gerçekleştireceğiz. Bir de şöyle bir şey var. Tabii ben burada simülasyonda tam belli olmuyor. Mesela çalıştırdığım zaman tekrar 0 0 değerleri geliyor. Ama ben bu değerleri aynı zamanda mikrodenkleciğin ekare pro muhafızasına kaydettim. Bugün anlatacağımız konulardan bir tanesi ekare pro. Bunu simülasyonda şöyle görebiliyoruz. Mesela yeni set değerleri gireyim. Örnek maksimum sıcaklık 5 olsun. Ya 50 olsun. Ya da 5 olsun. Madem 5 dedik şöyle yapalım. Sıfıra basayım. Tamam, 5. Programda şöyle yenilik de var. Mesela minimum sıcaklık değeri ne olması lazım? Maksimumdan küçük olması lazım. 10 girdiğim zaman mesela minimuma B'ye bastım. Biraz uzun basmak gerekiyor çünkü süre çok yavaş ilerliyor gençler dikkat ederseniz. Biraz uzun basalım. Neyse bir daha şöyle yapalım. Yani yanıp sönmesi de çok geç. Şöyle 1'e bastım. Bu uygulamanın yani vizelerden sonraki hafta donanımda da gerçekleştireceğiz. Orada daha böyle uygulamada nasıl çalışın daha iyi görürüz simülasyondan. Biraz basılı tutayım gençler. Yani bu kadar uzun sürmemesi lazım normalde. Yani neden almıyor acaba? Yanıp sönüyor normalde bakın görüyorsunuz. Yani şu bastığımız zaman buradaki iki değerini alacak. Bakalım iki olasıya kadar bekleyelim. Yani bu kadar bir saniye geçti olması lazım şu ana kadar. Neyse şu simülasyonu bir daha bir çalıştırayım. Belki bir mantık hatası yapmış olabiliriz. Set değerlerini bir daha gireyim. A'yı 50 derece girelim. B'yi 66 derece gireyim. Ya da 60 derece gireyim fark etmez. Bir sonrasını bakalım 6'ya basmışız. Enter'a bastığım zaman ne olacaktır? Düşük değer yüksekten fazla olamayacağı için şöyle bir şey yapıyor. Yüksek değeri bir düşük değerden bir fazla olarak ayarlıyor. Enter'a bastım. Bakın 67 yaptı burayı.
Tabii Ekare Pro hafızasına kaydettik. Yani ben bunu resetlediğim zaman tekrar program bir daha baştan başlayacak. Bakın hafızadaki değerler karşımıza geliyor ama tabii şurada kontrol yaptırmamışız. Enter'a basınca muhtemelen şu seti düzenleyecek. Bakın orada gördünüz mü? Onu da ekleyelim. Burada eksik kalmış. Onu da ekleriz yazacağımız programda. Tamam. Evet. O zaman bugün anlatacağımız konuları önce bir anlatalım. Ekare Pro hafızası, sonra tuş takımı. Sonrasında da bu uygulamanın kodlarını yazalım. Bugün biraz uzun bir ders olacak ama sonuçta çok güzel bir uygulama çıkarmış olacağız. Arduino'nun internet sayfasına gidelim. Buradan menülerden kaynaklar, referans, şurada kütüphaneler, EEPROM kütüphanesi. Şimdi öncelikle ROM ne, PROM ne, EEPROM ne? EEPROM demek zor olduğu için EKAREPROM denir daha çok. EKAREPROM ne, onlardan bahsedelim. Veya flash hafıza ne, onlardan bahsedelim. ROM hafıza, ROM kelimesi read only memory demektir. Bu hafızalar gençler sadece okunabilen hafızalardır. İçerisindeki bir sıfır bilgisi üretim esnasında oluşturulur. Yani entegre üreten firma bunu içerisindeki programı yazılı şekilde üretir. Bundan sonra geliştirilen bir hafıza olan PROM hafıza ise bir kez programlanabilen hafıza türleridir. Bunlar üretimde programlanmamış olarak bize gelir. İçerse biz bir kez program atar, çalıştırırız. Bu daha çok nihai bir ürün tasarladık. Mesela biz Arduino kullanarak Arga yaptık ve bir program oluşturduk, yazdık ve bundan çok fazla ürün üreteceğiz. Bizim kullandığımız Arduino'nun içerisindeki hafıza türü Flash. Flash, PROM hafızaya göre bir tık birazcık daha pahalı bir hafıza. Entegre birazcık daha pahalı. Çok fazla bu ürünü üreteceksek aynı entegrenin PROM olan versiyonunu alıp geliştirdiğimiz kodu zaten bir kez yazacağız. Yazıp yükleyebiliriz. Tabii teknoloji geliştikçe flash hafızalar gitgide ucuzlaşıyor. Haliyle belki böyle bir fark PROM hafızada gelecekte tarih olabilir. Ama günümüzde hala bu şekilde kullanılıyor. Tabii başka özel kullanım alanları da olabilir. Ekare PROM hafızalar, pardon, EEPROM hafızalar, yani başına sadece bir tane E geldiği zaman bu erasable, yani silinebilir, programlanabilir ROM hafıza anlamına geliyor. Silinme işlemi ultraviyole ışıkla oluyor. Aslında bizim laboratuvarlarda var. Bir tane örnek getirebilirim size. Bu şöyle yapalım ya da internette aratarak göstereyim size. EEPROM. Bu entegrenin üzerinde gençler şöyle bir cam giriş yeri vardır. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Buraya biz ultraviyole ışık uygulayarak programladığımız bu entegreyi içerisindeki programı silebiliriz. Güneşte de ultraviyole ışık vardır. Haliyle güneşten etkilenmesin diye buraya bir de yansıtıcı bant yapıştırılır. Var mı öyle bir tane resim bakalım? Programlanmış bir tane. Şunlar değil. Yani bu karıştırılıyor. Yani resimler hepsi EEPROM değil. Şu cam olanlar EEPROM. Buraya bir böyle parlak bir bant yapıştırılır. Mesela şunda var mı? Bakın yok, burada da hafıza. Yansıtıcı bir bant yapıştırılır ki içerisindeki program silinmesin. Öyle bir örnek göremedim gerçi ama programlandıktan sonra muhakkak bir etiket yapıştırırız bunun üzerine. Bu hafızaları silmek için dediğimiz gibi ultraviyole ışık uygulamamız lazım. Bunun özel böyle ultraviyole ışık uyguladığı cihazları vardır. EEPROM hafızaları içine koyarız. 5 dakika içerisinde misal bütün program silinir. Tekrar programlamaya hazır hale gelir. Fakat yaz sil olayı biraz sıkıntı. Yani 5 dakika böyle bekleyeceksin. Belli bir süre bekleyeceksin diyelim ya da. Ondan sonra da tekrar program atabiliyorsun. Bayağı bir zahmetli bir süreç. Aynı zamanda elinizde bir de ultraviyole ışık
kaynağı olması lazım. Hani güneşin altına koysanız belki bir gün, belki 2 günde hafıza silinir. Yani öyle hemen silinmiyor. O yüzden EEPROM hafızaların kullanımları günümüzde çok yaygın değil. İki tane E olan EEPROM hafıza ise, yani buna EE demek zor olduğu için demin de söylemiştim. E kare PROM hafızalar. Buradaki E ise elektriksel olarak. Yani elektriksel olarak silinebilen, programlanabilen ROM hafıza türleridir. Haliyle bu entegrelerin üzerinde böyle bir pencere yoktur. Biz programı atarız. Yine programı elektriksel olarak silebiliriz. Şimdi gelelim. Biz Arduino Uno kullanıyoruz. Arduino Uno, bakın, 1024 byte. Biz Atmega 328P kullanıyoruz üzerinde. Üzerinde 1024 byte ne var? E kare promu var. Mesela bazı artık pek kalmadı. Gerçi Atmega'ların üzerinde 168 var. Bunlar 512 byte olanlarmış. Bir de Atmega 8'de de 512 byte varmış. Bunlar da başka kartlarda zaten. Mesela bu Atmega serisinde olan Atmel diyorum. Arduino değil de Arduino Mega serisinin mikro denkliğisi. Onda ise 4 kilobaytlık ekare prom varmış. Şimdi bunun kütüphanelerine bakacak olursak, bir de geçmeden önce şu aklıma geldi. Bir de flash hafıza var. Onun ne farkı var? O da yine okunabilen, silinebilen bir ROM hafıza türü, ama şöyle bir fark var gençler. Flash hafızaya biz blok şeklinde dataları yüklüyoruz. Ekare PROM'a ise bit bit yükleyebiliyoruz. Flash hafıza bu yapısından dolayı daha hızlı bir hafıza türüdür. Haliyle bizim mikro denkleyici, mesela Atmega 328P'de program hafızası flash olarak seçilmiştir. Biz yazdığımız programı buna çok daha hızlı bir şekilde yükleyebiliriz. Aynı zamanda flash hafızalar ekare PROM hafızalara göre yazma silme ömürleri daha kısadır genellikle. Mesela Atmega 328P'nin, bakın, data sheet'ini açalım. Kullanım kılavuzu diyebiliriz buna Türkçe'de. Bakın, burada özet bilgiler vardır, özellikleri vardır. Bakın ne diyor? İçerisinde 1 kilobayt ekare prom hafızası var diyor. Şurada yazıyor. Şuraya dikkat. 10.000 kez flash hafızası yazılıp silinebiliyor. 100.000 kez ekare prom hafızası yazılıp silinebiliyor. Biz programı hani deneme için yazıp silebiliyoruz, ama belli bir aşamadan sonra bu artık ürün geliştirdikten sonra flash hafızasını silmeyi pek kullanmayız. Firmware update olayında silebilirsiniz sadece. Ama ekare prom hafızası ise data hafızasıdır. Yani çalışma zamanında da yazıp silme olayı vardır. Hali daha dayanıklı bir hafıza olduğu için de yine data hafızası olarak ekare prom hafızası kullanılır. Şimdi bu EEPROM hafızasının ilk kütüphanelerine bakalım. Temelde iki tane işlevi var. Yani yapabileceğimiz okuma ve yazma. Önce okuma olayına bakalım ya da önce yazma olayına bakalım. İkisi de olabilir. Ya da okumayla başlayalım. Kullanım basit. Kütüphaneyi dahil ediyoruz uygulamamıza. Bakın, burada bir A değişkeni var. Bir tane value diye bir değişken oluşturmuş. İkisi de integer türünde. Seri port açılmış. Ondan sonra ne yapılmış? Ekareprom nokta operatörü ile nesnenin read fonksiyonuna ulaşılmış ve A'ncı, yani sıfırıncı adresi okunmuş, volume içerisine atılmış. Sonra ekrana A'yı değerini göstermiş. Tab'la hemen yanına oradaki ekareprom hafızadaki değeri göstermiş. Bir alt satıra geçmiş. A'yı birer birer artarak 512'ye kadar gitmiş. Ve sonra A'yı sıfıra tekrar taşımış. Haliyle ne olacaktır? 0 ile 5'i 11 arasındaki tüm adres değerlerini biz listeleyeceğiz. Ekareprom'da ne varsa göreceğiz bu program sayesinde. Gençler, şöyle bir şey yapacağım. Ben bu kodu kopyalayıp Arduino'da çalıştıracağım, ama şöyle, bunu simülasyonda değil de gerçek donanımda göstereceğim. Çünkü demin gösterdik, simülasyonda kapatıp açınca yani hafızayı tutmuyor. Bunu gerçek kartta denersek daha iyi.
Resetlediğiniz zaman tutuyor. Gerçekte biz elektrik enerjisi kessek de bilgi silinmez. Şöyle bir tane Arduino Uno aldım. Onu bilgisayarıma takıyorum. Şurayı kullanabiliriz. Şöyle enerjilendi. Zaten burada da portu göreceğiz. Araçlardan port COM6'ya gelmiş. Programı yükleyelim bir çalıştıralım. Bakalım bizim şu an bu mikro denetleyici hafızasında yani 0 ile 511 adresi arasındaki 512 tane değer neymiş? Varsayılan değer daha önce bir değer atılmadıysa yani belki derslerde kullanıyorum çünkü ben de bu şekilde değer atmadıysak varsayılan değer hepsi birdir. Yani 255 değerini okuyacağız bütün değerler için tahminim. Ama daha önce bu uygulamayı yaptıysak bu kartı kullandıysak içerisinde başka değerler de olabilir tabii. Değer atıl, bakalım program atıldı. Seri port ekranını bir açalım. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi bütün hafızada 255 değeri var. Yani hepsi bir. Demek ki ilk defa bu derste bu kartı almışız. Şu süreyi biraz arttıralım. Şurayı 10, yani daha doğrusu azaltalım. Daha hızlı bu değerleri okusun. Yani bu 512'nin sonuna kadar bir görelim. Hepsi muhtemelen 255 olması lazım. Şöyle baktığımız zaman işte bu 512'ye kadar gidecek. Bakın 511'e kadar gidecek. Ondan sonra sıfıra döndü. Ne oldu? 255 hepsi. Şimdi ekare promise bir şeyler yazalım. Şuradaki read fonksiyonunu bu sefer kopyalayacağım. Ama hepsini kopyalamayacağım. Zaten okuma kısmını bir daha kullanacağım için şu yazma kısmını şuradan alalım. Ctrl C. Ve sonra tekrar koda yapıştıralım. Setup kısmına. Şöyle buraya yapıştırıyorum. Şimdi ne yapıyor burada? Zaten hani fonksiyonda adres değeri ve değer. Şuradan onu da gösterelim. Sintaksı nasıl? Bakın hangi adres, hangi değer? Bu şekilde kullanılıyor. Tabii 1 byte'lik değer yazdığı için yazabileceğiniz değer aralığı nedir? 0 ile 255 arasıdır. Adres değeri de bizim burada mikro denetleyicimiz 1 kilobayt olduğu için 0 ile 1023 arasında değer atayabilirsiniz. Biz burada 255 ile yani 256 tane değer atamışız. Sonra tabii bunu 512'ye kadar görmeye gerek yok. 256 tane değer atacağız ya hani 300'e kadar görelim. Ve programı bir daha ekleyelim. Sonra seri port ekranını açalım. Şöyle baktığımız zaman bakın ne oluyor? Bu sefer adres değerleri değişti. Otomatik kaydırmayı durduralım. Bakın aynı değerleri atmıştık zaten. Ekara Pro'ma ne yaptı uygulamamız? Değerleri tekrar yeniledi. 255'e kadar yazdık. 255'ten sonra bakın şurada son 255'i 255 değeri yazdık. Sonra sana bir değer yazmadığım için yine aynı şekilde kaldı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Arduino'nun enerjisini gençler kesiyoruz. Şöyle bakın göstereyim. Arduino'nun enerjisini kestim. Tamam. Sonra tekrar taktım. Şimdi RAM zaten Random Access Memory'dir. Geçici hafızadır. Yazma işlemini şurada açıklama satır haline getireyim. Haliyle ne olacaktır? Sadece okuyacağız yine ilk seferki gibi. Değerlerin ne olması lazım? Yine hafızada yüklü olması gerekiyor. Şu an sadece okuyan bir program var içerisinde. Program attığınız zaman EEPROM hafızayı silmez. Programlayıcıyı da silmen için tekrardan böyle bir ayar yapmanız lazım. Gördüğünüz gibi bakın ne var? Hep yine aynı değerler var. Yani enerjisini kestik, verdik ama bizim yüklediğimiz değerler değişmedi. İşte Ekar EEPROM hafıza bize kullanıcıya, daha doğrusu kullanıcı ayarlarını uygulamada saklamamızı sağlıyor. Şöyle düşünün. Mesela bir klima ürettik. Kullanıcı ses sıcaklığı ayarlıyor. Veya de bu derste yapacağımız uygulamayı düşünün. Bir ses sıcaklığı ayarlayacağız. O sıcaklığı
ayarladık, tamam, enerjisini kapattık veya elektrik gitti geldi. Kullanıcı her açtığında uygulamayı tekrar aynı değerleri girmek zorunda kalır. Ekran ekranı olmasaydı. Biz ne yapıyoruz? Kullanıcının son reset değerini kullanıcıya tekrar geri getiriyoruz ki değişiklik varsa sadece bu değişikliği ekran ekranıma kaydediyoruz. Şimdi diğer fonksiyonlara bakalım. Bu iki temel fonksiyon üzerine kurulmuştur zaten diğer fonksiyonlar. Şöyle bunu küçültelim. Update fonksiyonu şöyle bir güzelliği var. Şimdi Ekare Prom hafızaya bir değer yazmak zaman alıcı bir iş. Ama okuma işlemi çok kısa süren bir iş. Şöyle bir kod yazacağım. Sonra update'i göstereyim. Update write ile aynı mantıkta çalışıyor ama değer yazmadan önce değeri okuyor. Mesela değeri okuduk. Biz o adrese 100 değerini gireceğimizi düşünelim. Değeri okuduk. Okuduğumuz değer 100 ise tekrar üzerine 100 yazmanın bir esprisi yok. Sadece okuyor ve 100 değerini tekrar yazmıyor. Ama bir değişiklik varsa tekrar yazıyor. Bu iki durumda iyi. Bir, bizim Ekare Prom hafızanın bir ömrü vardı hatırlarsanız. Öyle çok çabuk tükenecek bir ömür değil. 100 bin kez yazıp silme ömrü var ama bunu da yine idareli kullanmak için yani o istediğiniz kadar okumayı bulun ama yazma silme işlemi ömrü var. Haliyle okuyup eğer yazmaya gerek yoksa yazmadığımız zaman da Ekare Prom hafızanın ömrünü de aslında arttırmış oluyoruz. Bir de hız olarak, performans olarak update bu açıdan daha iyi. Şimdi onu göstereyim ben size nasıl daha iyi. Şimdi kod tarafına geldik. Şu yazma işlemi tekrar açalım. Daha önceki uygulamalarda yaptık. Mikros fonksiyonlarını hatırlıyorsunuzdur. Bir tane unsigned long türünde zaman adında ya da süre de diyebilirsiniz. Bir değişken oluşturuyorum. Burada ilgili zaman şu serial'dan sonra alalım. Yani for döngüsüne girmeden önce bu ekare prom'a yazma işlemini başlamadan önceki zamanı kaydediyorum. Zaman eşittir mikros diyorum ve şu anki mikrosaniye mertebesindeki zaman değeri hafızada. Bu işlem bittikten sonra da şöyle bir şey yazıyorum. Serial nokta print geçen süre hatta şöyle diyelim toplam geçen Türkçe karakter kullanmayayım. Geçen süre tamam. Ondan sonra diyelim ki serial nokta print ama şunu yazmayayım isterseniz çünkü bu da bir zamandır değil mi? Ya da bunu önce yazalım. Çünkü bu da biz hani tam gerçek süreyi öğrenmek istiyorsak bunu şuraya yazayım ki hani burada ekrana yazmak için geçen sürede bizim toplam geçen sürenin içerisine dahil olmasın. Şuraya yazalım. Serial hani burada çok az bir fark olacak ama o kadar önemli değil. Print zaman bizim kaydettiğimiz değerde mikros saymaya devam ediyor. Mikros bundan zaman çıkartırsak aradaki delta farkı buluruz yani. Delta T'yi buluruz. Evet şimdi görelim bakalım geçen süre ne kadar mikrosaniyeymiş. Zaten bunu yazdıktan sonra hemen ekrana şöyle yine serial nokta print line birimi de saniye ne mikrosaniye şeklinde yazalım. Geçen süreyi görmüş oluruz. Programı bir daha yüklüyorum. Write komutuyla bakın. Acaba kaç mikrosaniye geçecek bu 256 değerin hafızaya yazılma işleminde? Programı bir daha çalıştıralım. Tabii şu kaydırma olayını durduralım. En başa gidelim. Ne kadar süre geçmiş? 869 1924 mikrosaniye zaman geçmiş. Bu yazım işleminde. Şuraya da şu mikrosaniyenin önce boşluk koyalım da sayı daha rahat okunsun. Şimdi ne yapıyorum? Write yerine update fonksiyonu kullanıyorum. Ve programı bir daha yüklüyorum.
Hani o elde ettiğimiz 860 küsür bin mikrosaniyeyi 256'ya bölerseniz de her bir yazım için yaklaşık olarak geçen zamanı da bulabilirsiniz. Teleport ekranını yine açtık. Otomatik kaydırmayı kapatalım. En üste gidelim. Bakın geçen süre 484 mikrosaniye. 1 milisaniye bile değil. Yarım milisaniye yakın bir zamanda okuma işlemini tamamlayabildi. Yani arada kaç kat var? 2000 kat fark var değil mi? Yanlış hesaplamaysam. Kabaca 2000 kat daha hızlı okuyoruz aslında hafızayı. Ama yazma işlemi daha yavaşladı. O yüzden program ilk açılışta hani update fonksiyonunu kullanmak, yeni bir değer yazarken ya da update fonksiyonunu kullanmak bu açıdan avantajlıdır. Şimdi gelelim diğer iki fonksiyona. Get ve put'u anlatmadan önce Ekary Pro'nun şöyle dizi indisiyle kullanılan bir versiyonu var. Onu anlatayım. C'de veya diğer dillerde dizi operatörü genişler, dizi kullanımı çok işimizi kolaylaştırır. Bu sınıfların operatörlerinin aşırı yüklenmesi diye bir kavram vardır. Oradan gelir. Mesela toplama işlemini düşünelim. Toplama işlemi iki tam sayı toplarken iki tane string ifadeyi birleştirir. Mesela merhaba artı dünya derseniz yeni bir string yani yeni bir yazı oluşur. Bu da merhaba dünyadır. Benzer şekilde biz sınıflara mesela bu köşeli parantez yani dizi operatöründe aşırı yükleyebiliriz. Peki ne yapmışlar aşırı yükleyip? Okuma ve yazma işlemlerini write read yerine çok basit sanki bir diziye değer yazıyormuşuz gibi kullanma imkanı tanıyor. Mesela kullanım çok basit. Burada okumak ve yazmak istediğiniz adresi veriyorsunuz. Eğer değer atarsanız yazıyor, değer okursanız çekerseniz okuyor. Bu kadar basit. Mesela bizim yazdığımız programı o haliyle güncelleyelim ama dikkat burada update kullanmıyor arka planda. Yazma işlemi yapıyor. Haliyle update'te anlattığımız o avantaj durum varsa update versiyonunu kullanabilirsiniz. Mesela Apron'un ince adresine iyi atalım dersek aynı şekilde çalışır. Benzer şekilde okurken de şurada okuma işlemi yapıyoruz, değil mi? Burada da read A demek yerine indis parantezi yani köşeli parantezle böyle okuma işlemi yapabiliriz. Bu program aynı şekilde çalışacaktır ama yazma işlemi yaptığı için tabi burada süre yine 800 bin küsur bir saniye çıkacak muhtemelen. Programı tekrar atalım. Aynı şekilde çalıştığını görelim. Hani kullanımı çok kolay. Bazen avantajı olabiliyor böyle kullanmak. Dizilerin kullanılmasında avantaj biliyorsunuz özellikle çok değer böyle atıyorsak aynı türden döngülerle sağlayabiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi birazcık daha süre uzadı. Çünkü write fonksiyonu kullanıyor arka tarafta. Update değil. Onun dışında bir de ne var? Put ve get var. Şimdi gençler biz Ekary From hafızaya byte byte değer gönderiyoruz. Byte byte değer okuyabiliyoruz. Fakat bizim daha böyle kapsamlı structure yapılarımız olabilir. Değil mi? Veya float şey, 4 byte'lık bir veri. Bunu belleğe göndermek için pointer belki duymuşsunuzdur. Bellek adresini tutan değişken türleridir. Float türünün başlangıç adresinden byte byte bellekten çekmemiz gerekir. Bu gibi olaylar ilk kullanıcılar için yani daha C yeni öğrenen kullanıcılar için karmaşık gelebilir. Bu işi get ve put'la çok kolay hale getirmişler. Önce put'u anlatayım, sonra get'i anlatalım. Put, Ekary Pro'ma böyle karmaşık yapıları yazma işlemini gerçekleştiriyor. Get ise o yapıları geri okumamızı sağlıyor. Şimdi örnek kodu anlatınca bu olayı daha iyi anlayacaksınız. Mesela bir tane obje oluşturmuş. Structure türünden yani yapı oluşturmuş. My obje demiş buna. Burada biz ne yapıyoruz? Objenin mimarisini oluşturuyoruz. Yani nelerden oluşacak bu? 3 tane alan var. Bunlardan bir tanesi float, file 1 demiş, byte demiş, 1 byte'lik alan, 4 byte'lik alan bizim kullandığımız Arduino için. Bir de ne var? Name diye bir dizi oluşturmuş. 10 byte de burada var. Toplamda 15 byte'lik bir alan kaplayan yeni bir değişkenimiz aslında bu. Sınıfımız, yapımız daha doğrusu. Peki ne yapıyoruz?
Seri port açıyoruz. Şurada şöyle bir ifade var. Bunu belki daha önce görmemiş olabilirsiniz. Gençler bakın burada ne diyor? Dikkat. Native USB port only diyor. Yani sadece USB port, yani biz şu an Arduino ile haberleşirken seri port üzerinden haberleşiyoruz. Ama bazı kartlar, mesela Leonardo gibi, Arduino'ya kendi mikro denkleyicinin üzerindeki USB portu üzerinden, pardon Arduino diyorum, bilgisayarla mikro denkleyici arasında mikro denkleyicinin üzerindeki USB port aracılığıyla haberleşir. Yani mikro denkleyicinin içerisinde USB donanımı var. Bu gibi durumlarda biz while şunu işte serial nesnesi oluşasaya kadar bekleriz. Neden hocam böyle bir şeye gerek var? Hani biz oluşturduk hemen nesne oluşmuyor mu şeklinde düşünebilirsiniz. Arka planda şöyle bir olay oluyor USB'de. Biz herhangi bir USB aygıtını bilgisayarımıza taktığımız zaman iki tarafta şöyle basit bir protokol gerçekleşiyor. Bilgisayar diyor ki sen kimsin diyor. Ona belli bir enerji veriyor. Sınırlı bir enerji, yani en fazla mesela protokole göre değişiyor bu. 2.0'da 100 miliamper çekebiliyor. O 100 miliamperle enerjlendirebilir kendini cihaz ve ne olduğunu, ne kadar bant genişliği istediğini, nasıl bir protokol yapacağını, bu tür bilgileri bizim bilgisayara aktarıyor. Bunu da tabii bilgisayardaki onun hani taktığımız cihazın bize söylediklerini anlamamızı sağlayan, bilgisayarın anlamasını sağlayan driver aracılığıyla yapıyor. Mesela hatırlarsanız bizim klon kartlarda üzerinde CH340 diye bir tane USB seri port dönüştürücü entegresi vardı. Bunun driver'ı Windows'un tanıdığı standart driver kütüphanesinde olmadığı için biz buna ekstra yüklüyorduk. Böyle bir protokol olduğu için nesne hemen oluşturulamıyor. Bunun oluşturulmasını beklememiz gerekiyor. Biz onu kullandığımız için kodda bunu silebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi uygulamaya tekrar geri dönelim. Ne yapmış? Bakın float türüne bir değişken oturtmuş. Buna işte 123.1456 sayısını yüklemiş. Bu ilk adres değeri 0 değerini yüklemiş. Put fonksiyonunu kullanarak 0. adrese float'ı yazmış. Şimdi burada dikkat, ne diyor? Float data tipi yazıldığına dair bir ekrana seri porttan bilgi göndermiş. Buraya dikkat gençler, bakın ne yaptı? Demin yukarıda oluşturduğumuz structure türünden bir nesne oluşturdu. Değil mi? Bu nesnenin değerlerini atamış. İlk değeri float'ta 3.14 türünden. İkinci değeri byte'da 65 atamış. Üçüncü değeri de 10, işte boyutu 10 olan bir karakter desteğiyle ona working yazdırmış. Şimdi şuraya dikkat. Bakın biz put'la bir değer yazdığımız zaman arka taraftaki hani nereye yazacağımız sorusunda adresi biz gönderiyoruz ya. Ben bir değer yazdım. Sonra yazacağım değeri arttırarak göndereyim gibi bir şey yok. O arttırım bizim yapmamız lazım. Size of operatörü float nesnesinin, daha doğrusu float türünün hafızada ne kadar yer kapladığını bize geri döndürüyor. Hocam biz zaten biliyoruz. 4 yazsak olur mu? Olur. Ama bu programı başka bir mikro denkliği için derlerseniz çalışmayabilir. Neden çalışmayabilir? C'de şöyle bir durum vardır gençler. Mesela Java'da her değişkenin boyutu bellidir. Değişmez, sabit. Onu yayınlamışlardır. Bütün dünyada işte Java sanal makinesi çalışırken byte veya integer, float, double, desimal hepsinin boyutu Java tarafından belirlenmiştir. Ama C'de öyle değil. C'de derleyicinin derlediği işlemciye göre bu durum değişebilir. Örnek biz Arduino Uno kullanıyoruz. Üzerinde 6328P var. Dörtgen bu. Leonardo'da bu sayı değişebilir. Belki 8 olur. O yüzden bu iyi bir alışkanlıktır. Size of operatörüyle değişken türünün yararlanarak adresi değiştirmek. Sonra ne yaptık? Bakın yeni adresimiz artık 4 arttı ve bir sonraki nesli, yani sıradaki boş kalan yere yazmışız. Custom var'ı diyoruz ki yeni adres yerine yaz ve burada da custom data tipi de, yani özel oluşturulan data tipi de yazıldığını söylüyor. Şimdi bu değerleri okumak için de get programını çağırabilirsiniz diye. Biz de öyle yapacağız.
Şimdi bu kısmı kopyalayayım. Ctrl A. Ctrl V. Bu programı şimdi yükleyeceğim. Ne yapacak? Program hafızasına, Ekara Pro hafızasına daha doğrusu. Yanlış söyledik. Ekara Pro hafızasına bu My objeyle float değişkenini yükleyecek. Şöyle bakalım. Çalıştığı zaman yükleme işlemi yapacak. Bakın ne diyor? Float ve custom data tipi yazıldı diyor. Şimdi okuma işlemini görelim. Şu get ile yapıyoruz onu da. Aynı program için bu sefer get işlemini gerçekleştiren kısa bir program yazılmış. Bakın aynı myObject yapısı. Bir tane float adresleri sıfırdan başlıyor. Seri portu yine açmış. Sonra ne diyor? İşte okunan float, yani ekare programdan okunan float değeri demiş. Sıfırıncı adresten f'yi oku demiş. F neydi zaten? Float türündeydi. Sonrası için ne yapmış? Size of float demiş. Adres değerini atmış. Ve bir sonraki okuyacağı değeri bundan sonrasına ekleyecek veya bakın direkt zaten sıfırdan başladığı için bunu direkt atamış. Custom var değişkeni oluşturmuş ama değerine yani bu yapıyı oluşturmuş ama bakın içerisine hiçbir değer atamamış. Değerler nerede? Bizim Ekare Pro hafızamızda. Get ile bunu okumuş ve okuduğu değerleri bu sefer nokta operatörüyle custom var içerisinde file 1, file 2 ve name'i ekrana yazdım. Bizim demin yazdığımız değerleri ekrana yazdırırsa ne olacaktır? Olay tamamlanacaktır. Ctrl A, Ctrl V yapalım. Okuyan fonksiyonu yapıştırdık. Bakın dikkat ederseniz. Sonra tekrar kart üzerine yükleyelim. Bu arada bakın bunu silebilirsiniz dedik. İsterseniz silip yükleyin. Yani hiç fark olmayacaktır. Ya olsa da olur, olmasa da olur. O while demin açıkladığım gibi. Şimdi bakın tam yazdığımız 123.1456 plus sayısı. Bu 3 herhalde şey olabilir gençler. Noktadan sonra 3 tane karakter gösterilmesiyle alakalı ama bakacağım emin değilim. Bu bizim oluşturduğumuz özel nesnenin Ekare Pro'daki değerleri 3.1465 ve working'ti. Bakın geldi. Gayet sağlıklı bir şekilde çalıştı. Şuraya gelelim. Diyelim ki keypad. Şimdi bugün keypad nasıl çalıştığını anlatacağım. Bununla alakalı kodları biz de yazabiliriz ama yazılmış kodları veya başkasının yazdığı kütüphaneleri nasıl include edeceğiz, kullanacağız onu da anlatacağım. Şöyle görsel olarak aratalım. Bakın birçok tuş takımı türü var. Ben iç yapısını birazcık daha gösteren bir resim arıyorum gençler. Şöyle diyelim, keypad lecture diyeyim. Burada anlatıyor. Şu olabilir. Aynen, şurada anlatabilir. Mesela bu keypad dikkat ederseniz 4 tane satır, 3 tane sütundan oluşuyor. Farklı boyutlarda olabilir. Ha, slide şeklinde açtı gençler. Bu değil de şöyle başka bir tane bulalım. Şöyle resim olsun bize yeter. Şu da olur. Bakın bu daha güzel. Ne var? Bakın bu 4 çarpı 4. Yani 4 tane satır, 4 tane sütun var. Biz satırlara 5 volt uyguluyoruz. Burada direnç yani pull-up direncini çizmeyi unutmuşlar. Pull-up direnci uyguluyoruz burada bir tane. Çünkü biz bunu sıfıra çektiğimiz zaman 5'te sıfırı kısa devre etmemesi lazım. Mesela burada sütunları okuyabiliriz. Bunu tam tersi de mümkün. Satırları okuyup satırlara da 5 volt uygulayabilirsiniz. Eğer hiçbir tuşa basılmazsa burada mesela satırların hepsini toprak seviyesine çektiğimizi düşünelim. Hiçbir tuşa basılmazsa ne okuruz? Bütün C1, C2, C3, C4'ten hep dijital 1 okuruz. Yalnız bir tuşa basılırsa mesela şuradaki tuşa bastığımızı düşünelim. Ne olacaktır? C1'den dijital 0 okuruz. Burada toprak seviyesi olduğu zaman.
Şimdi benzer şekilde R1'e de basarsak 0 okuruz. O zaman biz buradaki toprak seviyesine çektiğimiz bacakları da biz kontrol etmemiz lazım. Yani bir tarama işlemi diye adlandırılan. Önce sadece R1'e dijital 0 verip C1, C2, C3 ve C4'te dijital 0 var mı diye bakabiliriz. Yoksa R2'ye sadece dijital 0 verip buraları dijital 1, hepsine R3, R4 dijital 1 verdik. Farz edelim ki burada C1 dijital 0, diğerleri dijital 1 olduğunu düşünelim. O zaman ne demektir? Bizim buradaki tuşa basıldı demektir. Değil mi? Yani ikisinin kesişim noktası, mesela burada ikinci satır, birinci sütun ne var? Hangi tuş bu? Bu tuşa basıldı demektir. Ben 16 tane tuşu ne yapabiliyorum? 8 tane uç kullanarak mikro renkleyiciden kontrol edebiliyorum. Normalde 16 tane tuşa ihtiyacım olduğunu düşünelim. Zaten Arduino'da kullanabileceğim 20 tane bacak var. Bir de ekran bağlasak 6 tane de ekrana gidecek şu an öğrendiğimiz bağlantıyla. Toplamda 22 tane çıkışa ihtiyacım olacak. Bunu tuş takımı kullanarak ne yapabiliriz? Bu durumdan kurtulabiliriz. Daha başka yöntemler var. Bir iki tanesini de anlatayım bugün için. Mesela bakın ne yaptık? Hem ekran bağladık, hem sıcaklık sensörü bağladık, hem çıkış rölesleri bağladık, değil mi? Hem tuş takımı bağladık. Tuş takımı eğer bu şekilde kullanmasaydık tuş takımını, bacaklarımız bu kart için yetmeyecekti. Başka neler var onu da söyleyelim. Şöyle buton ADC application deyince çıkıyor sanırım. Böyle bulmuşuz. Şurada bir tane vardı. Piyasada satılan bir LCD ekran kartı var gençler. Onun üzerine 4 tane tuş var. Bu mantıkla sürülmüş. Onu da göstereyim nasıl bir mantığı var. Hep yeşil dedik ama ha şurada var mı? Şuna bir bakayım bunun örnek yerinde. Mesela şurada daha iyi gözüküyor ya da şu. Şimdi gençler, bakın ne yapılmış burada? Eşdeğer dirençler var ve buradan analog dijital dönüştürücüye bir bacak gönderilmiş. Yani ben buradaki 5 tane butonu sadece bir bacakla da okuyabiliyorum. Peki nasıl bir esprisi var? Şimdi doğru akımda daha doğrusu biz dirençleri böyle bağlarsak gerilim bölücü olarak çalışıyor. Hiçbir butona basılmadığı zaman 5 volt okurum. Neden? Çünkü burada bir toprak seviyesine çekilmediği için direkt pull up direnci yani burada bir akım geçmeyecektir. Akım geçmediği için de şuradan hiçbir toprak noktasına akım geçmediği için bu R1 direnci üzerinde bir gerilim düşüyor. Meydana gelmez 5 volt okurum. Tamam mı? Ama 5. butona basarsam ne olacaktır? Buradan bir akım akacak ve dirençler eşit değerde olduğu için buradan her bir direnç üzerine 1 volt düşecek. Toplamda R2, R3, R4 ve R5 üzerinde toplam 4 volt olacak. Yani ben ADC'de eğer 4 volt okursam yaklaşık nedir? S5 butonuna basıldı demektir. Peki S4'e basılırsa ne olur? Bakın 5 volttaki akım şöyle R1, R2, R3, R4 üzerinden ve S4 üzerine toprağa akar. Haliyle bu sefer 5 voltu 4 eşit parçaya böleceğiz ve 1,25 volt her bir direnç üzerinden düşecektir. 3 tane direnç var. 3 çarpı 1,25, 3,75 volt okursam ne demektir o zaman? 4. butona basıldı demektir. Bu mantıkla mesela 3'e basalım ne olacak? Akım bu sefer R1, R2, R3 üzerinden toprağa geçecek. 5 voltu 3 eşit parçaya böleceğiz. Değil mi? Haliyle 5 bölü 3 çarpı 2 ne yapar? 6 bölü 5 1,2 volt. Değil mi? Bir değer okursak bu butona basılmış demektir. Buraya bastık. 2,5 volt okuruz. Değil mi? Bakın 2 eşit parçaya bölüyor. Buraya bastık. 0 volt okuruz. Yani okuduğumuz voltaj değerleri değiştiği için biz burada da hangi tuşa basıldığını tek bir analog dijital dönüştürücüyle yapabiliyoruz. Ama çok böyle gerçekten başka yöntemler de var. Yani bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Burada tabii elektriksel gürültüleri düşünmek lazım. Tek bir değer değil de karşılaştırma yaparken bir aralığı yani aşağısı yukarısı bir aralığı gözetlemekte fayda var.
Evet. Şimdi daha başka yöntemler de var. Mesela ayı çoklayıcılar var. Bunlar için entegreler var. Ama onlara girmiyorum. Yani aklıma gelmişken bunu da anlatayım dedim. Şimdi gelelim Arduino'da biz peki Keypad kütüphanesini nasıl yükleyeceğiz? Burada taslağın içerisinde bakın Library diye bir seçenek var. Kütüphaneleri yönet diye bir başka seçenek var. Bunu bir tıklayalım. Bir pencere açılacak. Açılan pencere belli adreslerde yüklenmiş olan kütüphaneleri bize listeler. Buradan mesela keypad diyelim ve ara diyelim. Bakın birçok kütüphane çıktı. Mesela Adafruit için muhtemelen kendi üretmiş olduğu bir tuş takımı için kütüphanesi. Analog keypad bakın analog demin gösterdiğimiz uygulama için kütüphane. Arduino Display LCD keypad muhtemelen bakın burada açıklaması ne yazar? Hem likit kristal LCD sürmek kareceyi yaptığı üzerine. Burada bakın anlatıyor. Yani bu genellikle Arduino açık kaynak olduğu için Arduino'da istediğiniz böyle bir kartı üretip satabilirsiniz. Yani kart üreticileri de örnek kodlar ve kütüphaneleri de hemen böyle platformlarda paylaşırlar ki ürünleri çok satılsın. Bizim anlatacağımız Keypad kütüphanesi ise bu gençler. Buradan kur dediğiniz zaman ne olacaktır? İndirilip kurulacaktır. Evet. Kurma işlemi tamamlanınca burada aslında install yazması lazım. Geçen de buna benzer bir durumu gördük. Mesela ben yüklü bir tane göstereyim. Şöyle install yüklendi şeklinde yazar. Multi tab keypad daha güzel gelişmiş bir kütüphane ama bizim simülasyonu desteklemiyor. Bu kütüphaneyi de gençler donanımla uygulama yaparken size anlatırım. Güzel özellikleri var. Geçen inceledik biraz. Heh, geldi bakın install dedi yazdı dedi yani kuruldu. Bunu kullanabiliriz. Peki biz böyle kütüphane yükleyince ne oluyor? Şurada örneklere bir kere gençler şu en aşağıda bakın Keypad kütüphanesi geldi. Böyle örnekleri var. Mesela custom Keypad örneğini bir açalım. Burada nasıl kullanılması gerektiğini güzel bir örnek var. Ben direkt bunun üzerinden hani uygulamada kullanacağım. Bu örnekleri biz proje yazarken de böyle kopyala yapıştır için kullanıyoruz. Ama hemen şöyle kısaca bir anlatalım. Bakın bu kütüphanede kaç satır kaç tutumsa bir değişken içerisinde tanımlamanız gerekiyor. Bu dizi tuş takımının görüntüsüyle aynı olması lazım. Çünkü bazen burada 0 yazar, bazen 1 yazar, 0 burada yazar. Burada ABC bizim mesela kullandığımız öyle ABCD yazıyor. Yani buradaki karakterler değişik olabilir. Bunu bizim doldurmamızı istiyor. Hangi bacaklar satır, hangi bacaklar sütun bunları dolduruyoruz ve sonra keypad nesnemizi oluşturuyoruz. Bundan sonra kullanımı çok basit. GetKey diye bir tane fonksiyonu var. Eğer tuşa basıldıysa ilgili şuradaki karakter değerini bize döndürüyor. Basılmadıysa null dediğimiz sıfır değerini döndürüyor. T'de de sıfır yanlış kabul edildiği için burada bakın ekrana bir şey yazmıyor. Mesela bu kodu kopyalayayım. Şu bizim uygulamamızı açalım gençler. Şurada mıydı? Yok. Şurada. Şu uygulamanın içerisine yapıştıralım. Zaten burada da o kütüphaneyi kullanacağız. Ama şöyle bir şey var. Bacak sıraları yanlış burada. Neyse ben kodu anlatırken anlatayım gençler bunu. Şimdi bununla uğraşmayalım. Ya bacakları ya da oradan değiştirmem lazım. Onun dışında bir şey daha gösterecektim. Evet, şunu da anlatalım. Mesela biz kütüphaneyi ne yaptık? Geldik taslaktan kütüphane ekledik. Kütüphaneleri yönet dedik. Buradan keypad dedik. Aradık değil mi? Bu yöntemlerden bir tanesi. Şöyle keypad dedik. Burada listelenmeyen ya da mesela şuradan more info'ya tıklayayım. Açılan pencerede GitHub sayfası da olabilir veya kullanıcıya ait başka bir sayfa da olabilir. O açılan pencereden de bunu indirip indirimizi dosyasında yükleyebiliyoruz. Onu da göstereyim gençler yeri gelmişken.
Şöyle bir sayfa açıldı, GitHub sayfası. Bakın burada proje ile alakalı dokümantasyon vardır. Burada anlatır. GitHub sayfası. Şuradan clone downlant zip diyebilirsiniz. Şimdi ben bunu da yükleyeyim. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra geliyoruz uygulamamıza yine. Şunu kapatıyorum. Taslak kısmından library zip kitaplı ekle diyorum. Açılan pencereden bu sefer bilgisayarım indirilenler. Bakın burada demin dediğim analog keypad master. Open diyorum. Ve bakın şurada bir yüklenme dair bir yazı çıkıyor. Sıkıntı yok. Yüklendi. Örnekler arasında da örnekleri gelmiş olması lazım zaten. Bakın analog keypad uygulaması da geldi. Bunun dışında peki biz bu kütüphaneleri yüklediğimiz zaman ne oluyor? Veya kütüphaneleri nasıl kaldırabiliyoruz? Onu da gösterelim. Gençler şöyle belgelerimde bakın şöyle ben belgelerimi klasörümü göstereyim. Belgelerimde Arduino Libraries bunun içerisinde bakın yüklediğiniz kütüphaneler çıkar. Şu ana kadar ben bu kütüphaneleri yüklemişim. Analog Keypad mesela bunu silmek istiyoruz. Buradan silelim. Tabi burada sildiğimiz zaman hemen burada karşılığını bulmuyor. Aile programı kapatıp bir daha açarsanız Arduino'nun kütüphaneleri arasından silindiğini göreceksiniz. Ben programı bir daha açayım. Şöyle açtığımız zaman örnek kodlara bir daha bakalım. Bakın analog olan keypad gitti. Evet. Şimdi isterseniz bugünkü uygulamanın kodlarına geçelim. Yeni bir dosya açıyorum. Diğerlerini kapatalım. İhtiyacımız oldukça açarız. Bayağı bir Arduino kodu açtım çünkü ben. Şu bugünkü şunları kapatalım. Bu dosyayı hatta direkt kaydedelim. Masa üstüne. Evet. Biz gençler böyle bir donanımı kurduk. Donanımı da şöyle açalım, gösterelim tekrar. Şunu kapatayım. Donanımı da şöyle kurduk. Hangi bacağı ne bağlı belli. Biz böyle bir projeye başlarken ilk yaptığımız şey donanım bileşenlerini tek tek çalışıp çalışmadığını kontrol etmekti. Alışkanlıktır veya uygulamadır. Çünkü uygulamanın tüm kodlarını yazdığınız, hadi deneyelim dediğiniz zaman muhakkak yani bir hata çıkabilir. Çıktığı zaman da bu hata neyden kaynaklı? Bunu bulmak zaman alabilir. Bazen mesela LCD'de yazmaz. Biz LCD'ye yoğunlaşırız ama programsal basit bir hatadır. Bazen donanımsaldır, bazen yazılımsaldır. O yüzden önce bir test kodları yazarız. Yani donanımla alakalı. Tabii çok basit IO için yazmayız ama bazen onlar için de yazarız. Eğer güçlü bir kontaktörü çektireceksek ya da bir IO genişleme kartıyla bir şeyi kontrol ediyorsak da onları da kontrolünü yaparız. Veya doğru şeylerin çekip çekmediğini kontrol etmek için şey kontaktörlerden onu da kontrolünü de yapabiliriz. Yani bize kalmış. Önce ama donanım test kontrolleri yapılması yaygındır. Öyle söyleyelim. Başlamadan önce test kodları yazacağız. Mesela ilk yani görsel çıktı verenleri test etmek yine bir alışkanlıktır diyeyim. Çünkü hani biz bunu İşte bize kullanıcı arayüzü olarak bir değer gösteren bir sistemi önce aktif hale getirirsek, onun sağlamlığını garantilersek, onu diğer donanımları test ederken de kullanabiliriz. O yüzden LCD'den başlayacağım. Kod kısmına geliyorum. Şimdi burada direkt yazabilirsiniz ama yine özellikle Arduino'da böyle bir geniş bir örnek kütüphanesi olduğu için mesela basit herhangi bir açayım. Mesela Merhaba Dünya uygulamasını açayım. Kopyala yapıştırı gençler çok yaygın kullanacağız. Bize gerekli olanları şuradan kopyalayacağım. Benim bu koda yapıştıracağım. Mesela kütüphane yüklemem lazım. Şu tanımlamayı yapmam lazım. Geldim şöyle.
bu kısmı. Şimdi tabii buradaki bacaklar bizim uygulamaya göre seçilmiş olması da gerekiyor. O yüzden uygulamamı açıyorum. Bakıyorum hangi bacağı ne bağlamışız. Kahverengi bacak. Şuraya yaklaşalım. Affedersin. Şöyle. Heh. Bakalım buraya böyle yaklaşalım. İki nere? Şey kahverengi ikiye bağlanmış. Sonraki bacak üçe bağlanmış. O da ne oluyor? Enable. Yani RS2 enable 3. O yüzden kod tarafına tekrar geri gelelim. RS2 imiş. Enable. Üçüncü bacakmış. Şöyle diğer bacaklara da hemen bakalım. Şu mor 4. Yani sırasıyla dedim. D4, D5, D6, D7 şeklinde. Tamam mı? Zaten bakın burada da yok, bunlar şunlarınkisi herhalde. Aynen. Neyse. Ama şunlar da aynı yere gidiyor. Öyle denk gelmiş. Şuraya da geldim. Dedim ki bu dördüncü bacak. Bu beşinci bacak, altıncı bacak ve yedinci bacak. Sonra yine örnek koda geliyorum. Ne yapıyorduk? Ekranı initial ediyorduk. Hazırlıyorduk çalışma zamanı için. Şuraya gidelim, bunu yapıştıralım. Sonra da ekrana bir şeyler yazdırabilirsiniz. Bu da merhaba dünya yazdırmış. Biz de şunu kopyalayalım. Ne diyelim? LCD tamam diyelim. Tamam. Şöyle. Kontrol A, kontrol C. Bizim kod tarafına geliyorum. Simülasyona. Kontrol V diyelim ve çalıştıralım. Şimdi ekranda eğer LCD tamam yazısını görürsem donanım bağlantıları, donanım bağlantıları daha doğrusu donanımsal bir sorun olmadığını test etmiş oluyorum. Genelde uygulamada bu tür böyle ufak kod parçalarını şöyle işte uzun soluklu projelerde özellikle şöyle de not haline yazabiliriz. Şöyle yazabilirsem işte LCD test komutu. Şöyle açıklama sıra haline getirerek onunla alakalı kısmı. Hatta projenin bunu genelde en sonuna da atabilirsiniz test komutlarını. Ya da tek mesela test kelimesini hep kullanırsanız birden çok test komutlarını kontrol F'de de bulabilirsiniz. Hani benim yazacağım program böyle çok büyük kapsamlı olmadığı için bugün öyle bir şey yapmayacağım. Ama aklınızda bulunsun. Şimdi tuş takımını test edelim. Tuş takımı kütüphanesini include edeceğiz. Bununla alakalı örnek kodların olduğu örneği açacağım yine. Keypad. Burada da custom keypad uygulaması açalım. Bakın kütüphaneyi hem bunu da anlatalım. Kütüphaneyi dahil edelim. 4x4 bir tuş takımımız var. Burada da 4x4 tuş takımını kullanacağım. Hexadecimal bir tane dizi oluşturuyordur. Bunu tuş takımı üzerindekilerle aynı olacak. Şimdi ona bakalım. 1, 2, 3, A. Yani burası o zaman ne olacakmış? 1, 2, 3, A. Benzer şekilde burası B, C, D idi. Buna eminim. 4, 5, 6, 7, 8, 9 olacak burası da. 7, 8, 9. Şurada yıldız kare miydi? Yıldız evet. Yıldız 0 kare. Ve gençler yıldız da bir karakterdir. Yazabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. 0 kare şeklinde aynısını yazdım. Bazen tuş takımını biz özel bastırırız. Burada mesela OK yazabilir veya başka bir şeyler yazabilir. O gibi durumlarda yine tek karakter kullanıyorsunuz. Yani bir string ifade göndermiyorsunuz. Tek tırnak arasında yazılanlar karakterde hatırlayın. Onun dışında kütüphaneye tekrar geri döneyim. Örnek koda daha doğrusu. Ne istiyor? Şöyle hangi bacaklar nereye bağlı? Onların pin numaralarını benden istiyor. Şuraya şöyle yapıştıralım. Row pins yani satır bacakları. Şuraya gelelim. Bakın yaklaşalım. Şu neymiş? Satır bir. Satır bir sarı kablo. Nereye gidiyor? Şöyle bakalım. 10'a gidiyor. Sırasıyla muhtemelen bağladım. Yani satır 3'tür bu da. Satır 2,
Şöyle bakalım. Hani satır 2, satır 3 ve satır 4. Yani beyaz, gri ve kahverengi. Sırasıyla 19, 8 ve 5, A5'e gidiyor. O zaman ne yapıyoruz? Ve diyoruz ki 10, 9, 8 ve A5 şeklinde yazabiliyorsunuz. Sonrasında da sütunlara bakalım. Şöyle. Sütun 1, sütun 2, sütun 3 ve sütun 4. Bunlar sırasıyla A4, A3, A2 ve A1'e gidiyor. O zaman buraya da dedik A3, pardon A4, A3, A2 ve A1'e gitti. Analog bacakları dijital olarak kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama dijital bacakları analog olarak kullanamıyoruz. Unutmayın. Onun dışında nesnemizi oluşturmamızı istiyor. Şuradan nesnemizi oluşturalım. Bakın bu yukarıda tanımladığımız her şeyi işte hexa case, roll pins, yani satır pinleri, sütun pinleri, satır sayısı ve sütun sayısını bizden istiyor. Bu kadar. Bundan sonra kullanımı şöyle. Bunu da hatta kopyalayayım, yapıştırayım. Biraz değiştireceğiz sadece. Ben seri portla göndermeyeceğim de LCD'm çalışıyor ya. LCD'ye göndereceğim. Şu loop kısmına geliyorum. Custom key'i okuduk. Bu varsa ne diyeceğiz? Seri port LCD'den, yani seri port yani LCD print line ya da print daha doğrusu print custom key diyelim. Yani bastığımız tuşu LCD'nin ekranına yazdırsın. Ve LCD'yi her zaman işte set cursor fonksiyonunu kullanarak sıfıra sıfır noktası veya home fonksiyonu da kullanabilirsin. Yani sol üst köşeye taşıyorum. Ne olacaktır? Bu kod çalıştırdığımda ekranın sol üst köşesinde bastığım tuş değeri gözükmesi gerekiyor. Şöyle yapalım. Şöyle biraz yaklaşayım. Kod ekranını açalım. Simülasyonu başlat dediğimde bakalım. Olacak mı? 1'e bastım. Bakın ekranda 1 yazdı. 2, 3, A. İşte hepsine basalım. 4, 5. Muhtemelen sorun yok. 6, B, 7, 8, 9, C. Yıldız 0, kare, yani DS ve D. Tamam. Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Şimdi başka donanım ne var? Bakın yani bu IO donanımı aslında basit bir donanım ama hani onu da bir test edelim, görelim. 11. bacağı bir saniye boyunca açıp kapatayım. Öyle bir kod yazayım. Test amaçlı. O pin de tanımlayalım. Burada tanımlama var kısmı olsun. Const byte ne olsun? Role pin olsun. 11. bacağı bağlamışız. Şimdi ne yapmam lazım hazırlık için? Bu bacağı çıkış olarak tanımlamam lazım. Şimdi bacağı çıkış olarak tanımlarken önce dijital sıfır değerini yazıp yani enerji verdiğinizde kontaktörün çekmesi istemiyorsak hani onun sıfır olduğundan emin olduktan sonra onu çıkış tanımlamak yine iyi bir alışkanlıktır. O yüzden digital write diyorum. Şu an giriştir varsayılan. Digital write role pin low diyorum ki ilk enerji verdiğinizde çalışmasını istemiyorum. Yani varsayılan değeri yine low'dur ama belli olmaz. Bu şekilde tanımlamakta fayda var. Pin mod diyerek de ilgili pini çıkış olarak tanımlayacağım. Out put diyelim. Tamam. Kod içerisinde de bir saniye yapacağız. Bir saniye söndürdü. Böyle bir test kodu yazalım. Oh, delay in ve sonra tekrar bunu dijital bir yapalım. Simülasyonu başlat diyelim. Bütün ekranı görelim. Yani burada sadece
sadece ayının çalışıp çalışmaması değil, bu yapının da çalışıp çalışmadığını burada görebiliyoruz. Bir sıkıntı var mı? Belki bu transferi yanlış seçtik. Hani bu tür örnek kodlar, yani uygulama içerisinde aslında sık sık yapıyorum. Test kodlarını. Gerçek uygulamalarda da yapıyoruz. Yani bugün bilgisayar tarafında geliştirdiğimiz kodlarda da test kodları artık olmazsa olmazlarımız. Bu da tamamdır. Ne kaldı donanımda bakın. Şey, çıkışı kontrol ettirdik. Şurada bir de 13. bacakta led var. Bunu yakabiliriz ama bu önemli değil o kadar. Hani motor çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Buraya bir şey de, yani şu rölenin oraya da bir led bağlanabilir. Çok önemli değil yani. Ama isterseniz biz şöyle uygulamada çıkış verdiği zaman bu ısıtıcı uzak bir yerde de olabilir. Biz buradaki ledi yakalım. Hani onu test etmeyeceğim gençler. Hani şöyle sadece zaman kazanmak için. Yani yani bütün her şeyi test etmeye gerek yok. Byte. Ne diyelim? Led pin diyelim. 13. Zaten bu pin olarak tanımlıdır ama neyse biz de tanımladık. Aynı şeyi led pin içinde yapacağım. Led pinin gerçi başta dijital 0-1 olması çok önemli değil ama belki yanlış, yani dijital 1 olduğunu düşünürsek çalışmazken 1 gibi gözükebilir ilk başta. Böyle yapmak yine fayda var. Bu kadar. Bunun test kodunu yazmayacağım. Hatta şu kısmı da silelim. Ne kaldı? Sadece şu sıcaklık sensörü kaldı değil mi? TMF 36 sensörü var. Bunu önce bir anlatalım. Ondan sonra örnek uygulamasına bakalım. Bununla alakalı kütüphane de vardır. Bakmadım. Ama kütüphaneye pek de gerek yok. Çok basit bir sensör. TMP 36 analog çıkış veren bir sensör gençler. Data sheet'ini açayım şöyle. Bakın 3 tane tık varmış. 35, 36, 37. Biz 36'yı kullanıyoruz. Bu data sheet'in çok detaylarına inmeden şurada bir tablo var. Bunun üzerinden ben size anlatacağım. Nerede o tablo bakayım. Evet, şu tablo. Özetle bu sensör diyor ki gençler, ilk enerji verdiğimizde eğer 0 santigrat derece ölçüyorsam size 500 millivolt, yani 0,5 volt çıkış gerilimi üretirim. Sıcaklık her derecesinde 10 millivolt bu ürettiğim gerilim değeri artar. Örnek bir çıkış vermiş. Örnek 25 santigrat derecede 750 millivolt size çıkış üretirim diyor. Hesaplayalım. 25 her derecede 10 millivoltsa 250 millivolt buradan gelecek. 500 millivolt da zaten burada vardı. İkisini toplayınca 750 millivolt yapıyor. Yani mantık bu. Bunu bir sıcaklığa çevirip okuyacağız. Peki bunu gerçekleştireceğiz ama şu test kodunu da silelim. Ya da böyle kalsın, bunu kullanırım. Şöyle bir şey yapacağım. Sıcaklık diye bir değişken oluşturalım. Değişkenleri hemen şuraya oluşturayım setup'tan önce. Float türünde olsun. Float, sıcaklık diyeyim. Veya T diyebilirsiniz. Bu sıcaklık eşittir. Sıcaklık oku diye bir başka fonksiyonum olsun. Bu fonksiyon da en aşağı şuraya void sıcaklık oku. Ne yapacak? Okuduğu sıcaklık değerini bize döndürsün. Return okuduğu sıcaklık değerini nereden okuyacaktık biz bunu? Hemen uygulamaya gidiyorum. Neredeydi? Şuradaydı. Pardon. Şuradaydı. Bakın. Zaten bir bacağı besleme güç, bir bacağı toprak seviyesi, bir bacağı out seviyesi. Yani gerilim uyguladığı seviye. Onu da biz nereye bağlamışız? Şuraya yaklaşım. A0'a bağlı. Yani ben analog sıfırdan okuma yapacağım. O zaman şöyle diyeyim. Const byte tmp36 pin diyeyim. Eşittir neymiş? A0'mış. Geldim buraya. Return analog read pin dersem bana o noktadaki gerilim değerini gönderir.
Ama bu bizim için nedir? Okuduğumuz aslında gerilim değeri değil. Okuduğumuz sayısal değer. Yani şöyle anlatayım gençler. Bunu da bakın sıcaklığı da ekranda yazdıralım. Bu kodları şöyle sileyim. Tamam, kursör yine oraya gitsin. Ama bu sefer sıcaklık değerini ekrana yazdır. Ha, void kalmış bu gençler. Float olacak. Tamam. Bu float olacaktı. Geri dönüşleri float ya. Float void kalmış. O yüzden uyarıyor. Haklı yani. Şimdi gelelim bizim koda. Ve simülasyonu tekrar başlatalım. Bakın okuduğu değer 153 gibi bir sayı. Bu hatırlarsanız bizim Arduino içerisindeki analog dijital dönüştürücü 0 ile 5 volt arasını ne yapıyor? 1024 parçaya bölüyor. Yani 0 ile 1023 arası bana sayı değeri döndürüyor. Hali bu sayı. Ben bunu ne yapmam lazım? Öncelikle gerilime çevirmem lazım. Yani bu sensör bana ne diyordu? 0 santigrat dedi. Mesela 25 santigrat ama sen 750 milivolt göndereceğim diyordu. Burada ben 750'ye yakın bir sayı okumam lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Gençler map fonksiyonu bu işi çok rahat bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Okunan değer, gelen değer aralığı 1023. Bunu diyoruz ki sen 0 ile 5000 arasına çevir. Yani okuduğun değeri milivolta çevir. Değil mi? 1023 benim için 5 volt, 0, 0 volt demek oluyordu. 5000 milivolt ile 0 volt arasına çeviriyorum. Kontrol A, kontrol C. Gelelim tekrar uygulamamıza. Bakın şimdi 750 milivolta yakın bir değer okuyacağım. Ama bu okuduğum değer de sıcaklık değil sonuçta. Değil mi? Ben 25 santigrat derece okumak istiyorum. O zaman ne yapacağız? O zaman da bizim bu sıcaklık sensörünün bize söylediği fonksiyonu işleteceğiz. Onu isterseniz çizerek anlatalım. Şöyle kalem alayım. Şimdi şuraya yazalım. Bu sensör ne diyordu? Veya matematikten hatırlarsanız isterseniz ilk önce onu çizeyim. Şunun renginde kırmızı değil de mavi mi yapayım? Şöyle. Bir noktası belli ve eğimi belli doğru denklemi vardı. Yani burası 500 ise 500 milivolt olsun bu eksen. Milivolt neredeyse. Burası santigrat derece olsun. Sensör diyor ki ben diyor 0 santigrat derecede 500 milivolt üretirim. Ve ürettiğim gerilimin şöyle eğimi de M eşittir ne diyor? 10 milivolt bölü santigrat derece diyor. Yani ben buradan bu doğruyu bulabilirim. Doğru fonksiyonu çıkartabilirim. Şöyle yazarız fonksiyonu da. Y eşittir. Yani bu bir noktası belli ve eğimi belli doğru denklemini. Eğim çarpı M çarpı X artı C'dir. Burada C bizim 500. Artı x'imiz zaten c şu parametre. Yani şurası x'imiz, x eksenimiz, burası y eksenimiz. Eğimle 10 milivolt, 10 çarpı x eşittir y. Burada da gençler ben neyi istiyorum? Ben zaten gerilimi biliyorum, gerilimi okuyorum. Sıcaklığı isteyeceğim. Yani ters fonksiyon alacağız. Matematik yani ters fonksiyon konusunu belki hatırlarsınız. Ne yapıyoruz ters fonksiyonda? X'i yalnız bırakıyorduk. Yani y eksi 500 bölü 10 yaparsam ben neyi elde ederim? X'i. Yani santigrat dereceyi elde ederim. O zaman geliyorum kod kısmına. Kodu açalım tekrar. Şöyle şuradaydı. Kalemi de bırakalım. Kod kısmına geliyorum. Şu kısmını şuradan alalım. Bir tane değişken içerisine atacağım. Float temp diyelim. Şunu attım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Ben santigrat derece elde etmek istiyorsam demin hatırlayın. Temp'ten 500 çıkartacağım. 500 değerini çıkartacağım. Çıkarttığım değeri ona böleceğim. Ve bu ne oldu?
25 santigrat derece haline gelmiş olacak. Şimdi kontrolle çalıştıralım. Şimdi 25 santigrat derece okumam lazım. Ufak tefek böyle kaymalar olabilir gençler. O çok önemli değil. Burada 25 diyor. Zaten virgülden sonrasında göstermiyor. Mesela değiştirelim. 86. Bakın 86.8'miş. Tamam. Maksimum 125 okuyor zaten. 124.9. Yani her şey 125. Minimum da eksi 40 okur. Eksi 40.3. Tamam. Bu arada bize değerli artık sıcaklık olarak gösteriyor. Şimdi gelelim. Sonuna bir de santigrat derece yazdıralım. Şimdi zaten bizim uygulamamızda neydi? Burada sıcaklığın yazmasını istiyorduk. Artık uygulamamıza geçebiliriz. Bakın. LCD'yi test ettik. Keypad'i test ettik. Sensörü test ettik. Çıkış süresini test ettik. Artık uygulamaya geçme zamanı geldi demektir. Uygulamada benden ne istiyor? Burada sıcaklık değerini yazmamı istiyor. Kod tarafına geldim. Şimdi uygulama ekranını oluşturalım. Şurada diyelim ki kursör. Hatta bunda bir tane daha fonksiyon haline getirdim. Void ekranı yenile. Ekranı yenile. Türkçe karakter kullanmamaya çalışıyorum. Şöyle geldik. Şunu şuraya alayım. Ne yapacağız? Kursörü 0.0 noktasına taşıdım. LCD nokta print. Şimdi ne yapacağız? T 2.3 üstte. Sonra sıcaklığı yazacağım. Sıcaklık artı ve eksi olabilir. Değer okunurken oynamasını istemiyorum. Sıfırıncı indis, birinci indis, ikinci, üçüncü indisten sonra hatta şuraya boşluk da bırakabilirsiniz. Bırakmayabilirsiniz. Aslında sıcaklığı yazacaksak bırakmasak daha iyi. Yani çok da uzatmaya gerek yok ekranı. LCD.set kursor. Buraya da diyeceğiz ki mesela sıfır şurasıydı. 1, 2, şuraya 2 diyebiliriz. 2 virgül, ikinci sütun, sıfırıncı satır. Buraya taşıdıktan sonra sıcaklık değerini yazdıracağız. Ama santigrat derece koymak istiyorum arkasına. Bunun için ne yapmam lazım? Bu arada şunu da bir deneyim. Virgülden sonra iki hanemi yazacak. Hatırlarsanız LCD kütüphanesinde custom karakter oluşturma vardı. İnternette gördüm. Bakın custom karakter. Bu örneği açıyorum. Buradan bir tane diziyi şöyle kopyalayayım. Bunu benim istediğim hale getireceğim. Burada diziler kısmına şurada şuraya yapıştırayım. Burada kart resmi varmış. Biz bunu santigrat haline getireceğiz. Yani bir yuvarlak olacak yukarıda. Önce hepsini bir sileyim. Nasıl bir şey istiyorum? Yani şurası bir, şöyle bir yuvarlak santigrat sembolü olsun benim için. Bu arada sembol ya, diyelim yani sembol, derece sembol de diyebiliriz. Uzun uzun yazalım. Derece sembol. Sonra ne yapıyorduk? Bakın örnek koda geldim. Hazırlarken setup'ta create karakter diye bir tane fonksiyonumuz vardı. Bu setup kısmına geliyorum. Bunu yapıştırıyorum. Burada da gençler benim heart ismi kalp demek. Biz ismini ne yaptık onun? Sembol, derece sembol yaptık. Geliyorum bunu yapıştırıyorum. Hani oradaki dizi ismiyle aynı olması lazım. Sıfırıncı adrese attık. Bunu gençler şöyle yapabilirsiniz. Yine işte bir tane byte türünden adres derece sembol sıfır diyelim. Tabii daha kısa bir isim de verilebilir. Böyle çok uzatmaya da gerek yok. Adres derece sembol böyle kalsın. Onu da şuraya yazdık. Artık kullanırken ekrana bunu yazdıracağım. Yani şuraya diyelim ki LCD, dikkat ederseniz write fonksiyonu, çünkü ham data yazdıracağım. Byte türünde LCD adres semboldeki değeri yazdı dedik. Sonra da LCD yine print, yani formatlıyoruz, string'e çevirsin, karakteri C'yi göndersin. Ekrana ne yapacaktır? Santigrat derece artık yazacaktır. Sonra yenile fonksiyonu ne yapmamız lazım? Her okuduktan sonra çağırmamız gerekiyor. Ctrl A, Ctrl C. Geldik kod kısmına.
simülasyona. Ve simülasyonumuzu çalıştıralım. Yanlışlık yapmazsak bakın T 2.3'te 24 nokta yani 70 santigrat dereceymiş. Burada tabii bir boşluk bırakacaktık. Bir tane öteleyelim. Orayı yanlış hesaplamışız. Bu örnek kod bu değil. Bizim kod açacağız. Şu. Şurası set kursör 3 yapalım. Bir arada boşluk olsun. Eksi sıcaklığı okurken sağa sola hareket etmesin bizim okuduğumuz değer. Gerçi yine hareket edecektir. Yani doğru. Hareket edecek. Çünkü yazdığı değerde var. O bir şey etkilemeyecek. Onun için ekstra buraya bir şey yazmak lazım. Kod yazmak lazım. Neyse hareket etsin. Çok önemli değil. Bakın onu hareket ederken sonra bir boşluk kalır. Yani bakın onu göstereyim. Zaten şu uygulamada da o şekilde çalıştıralım. Mesela ikili karakterleri yani 24 değil de daha düşük bir değer. Tek karakter olsun. İki basamak değil. Bakın şöyle C uzaklara gitti değil mi? C gelirken o C silinmez. Bunu silmenin basit yolu gençler. Şuraya boşluk koymaktır. Son karakter silerek geleceği için herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. En basit çözüm bu şu an. Bakın yine çalıştıralım. Mesela derece düşüreyim. Arttırayım. Bakın C hareket etmesi orada artık ne yapmıyor? Bir sıkıntı yaratmıyor. Tamam. Gelelim şimdi minimum ve maksimum set değerlerini ve ona bağlı olarak çıkış değerlerinin yazdırılmasına. Şöyle uygulama kodlarını bir açayım gençler. Evet, şimdi şöyle bir şey yapacağız. İlk yapmamız gereken olay. Bizim öncelikle bu değişkenleri tanımlayalım. Şimdi kolay olsun diye açıkça set değerlerini tam sayı türünden belirledik. Hani noktalı sayılarda yani pet oluşurken bir nokta belirlememiz ve noktanın bir kere basılması gibi dikkat etmemiz gereken durumlar vardır. Hani bunları şu an uğraşmamak adına, derse çok uzatmamak adına onları olmadığı bir versiyonunu yazacağız. Yani byte türünden bir değişken tanımlayayım. Çünkü maksimum girebileceğim benim set sıcaklık değeri. Hatta eksi karakterini de düşünmeyelim. Sıfırla 125 arasında olsun. O da byte bu değerleri kapsıyor. Çünkü eksi karakteri için klavyenin eksiği basmanız gerekir. Bunları şu an hani bu derse sıkıştırmayalım. Set high temp diyelim ya da sıcaklık diyelim. Hey kullanacağım şey hey kullanacağım. Sıcaklık. Yarı Türkçe yarı da şey temp diyelim yani temizle. Benzer şekilde set low temp olsun. Bunlara varsayılan değer atayabilirsiniz, atamayabilirsiniz. Bu setup kısmında yapacağımız bir şey. Şimdi burayı geçiyorum. Benzer şekilde bunların adresleri olacak. Belleğe yazacağım için. Yani ekare promo haftasına yazacağım için. O adresleri şuraya hemen tanımlayalım. ADD set high temp kısaltıyorum. ADD set low temp diyelim. Gençler burada setup kısmında şurada ayarları yaptık. Şuraya yazalım. Öncelikle bu adres değerlerini bir güncelleyin. İki tane adres değerim vardı. Şunları kopyalayayım şuradan. İlk h sıfırda dursun. Yukarıda da yazabilirdik bunu. Burada da şöyle bir şey yazacağım. Diyeceğim ki size of bu sefer byte aslında değil mi? Yani çok da yazmama gerek yok. Byte byte'tır. Buna direkt bir de diyebilirsin. Sıkıntı yok. Ama float türü değerler kullanırken bunu size float şeklinde kullanmakta fayda var. Bütün C değerleri üzerinde byte byte'tır gençler. Onda sıkıntı yok. Bunları atamalarını yazdım. Sonra bakın şöyle bir fonksiyon kullanalım. Update fonksiyonunu kullanalım. Ya da write da olur. Fark etmez burada. O kadar önemli değil. Bu değerleri şu ekare promdan okuyup öyle şey getirelim. Şuraya geldim. Ne demiştik? Set high temp demiştim. Eşittir.
EEPROM. Tabii EEPROM kullanmak için ne yapmak lazım? Bunun kütüphanesini yüklemek lazım. Read ya da update. Update kullanacaksak böyle kullanmayacağız. Şunu şöyle getireyim. Ama pardon, update değeri güncellerken kullanacağız. Şimdi biz okuyacağız. Hala read olacak. Yani read. İsterseniz index de kullanayım şöyle. Neydi adres? Sıfırıncı adres. Bu şekilde okuma işlemini yapabilirsiniz. Read'i de kullanabilirsiniz. Fark etmez yani. Sonra şunu da okuyalım. Wow. Şimdi gençler, burada şöyle bir durum var. Onu da söyleyelim. Biz ilk programı çalıştırdığımız anda bellekte hepsi bir olabilir. Başka değerler olabilir. Yani belki mikro denkleyiciye başka program yüklenmiştir. Daha öncesinde biz programı geliştirirken veya nihai ürünü ürettik, yükledik, gönderdik. İçerisinde muhtemelen 1-1-1 vardır. Bu gibi durumlarda program ilk açıldığında ekranda çok saçma sapan değerler karşımıza çıkartabilir. Bunu önlemek için bu aralığın dışında bir değer çıkıyorsa bunu sadece ilk çalışma için yapıyoruz. Sonra ilk ara programa yazdığımız değer gelecektir zaten. Şöyle bir şey yapacağız. Set mesela high temp büyük maksimum ne olabilir? 125. 125'ten büyük bir değer varsa bunu ne yap? 125 olarak atar. Bunu bir kereye mahsus yapacağız gençler. Bu kontrol için. Mesela ben kodda bir şey unutmuşum. Onu da burada ekleyeceğim şimdi. Benzer şekilde eğer büyük değilse acaba biz ne dedik? Sıfır, yani eksi değerleri kontrol ettirmeyeceğiz dedik. Okuduğu değer belki eksi bir değer de olabilir. Bu olmasın diye temp, yani bu aralığın içerisinde olduğuna emin oluyorum. İlk çalışmamda. Çünkü kullanıcı açtı ve play'e bastı. Yani program o zaman sıcaklık kontrolü yapmaz ve aralığın dışına çıkar, sıkıntılı durumlar oluşabilir. Burada da sıfır değerini atayacağız. Bu fonksiyonu böyle yapmak yerine bakın, Arduino'da buna benzer basit fonksiyon var. Onu da gösterelim size. Şu Arduino kütüphanesine geldim. Şöyle dil dedik. Şu matematik kütüphanesinde gençler constraint diye bir tane fonksiyon var. Bu fonksiyon bizim değişkenimizin x değişkeninin sınırlarını belirliyor ve o sınır aralığının dışındaysa mesela a'dan daha azsa a değerini, b'den daha büyükse b değerini döndürüyor. Eğer ikisi arasındaysa x değerini geriye döndürüyor. Haliyle bunu bakın böyle yazmak yerine şunu da kullanabilirsiniz. Onu gösterelim. Yani tercihen daha güzel gözükür. Set high temp eşittir. Constraint yine set high temp. Yani şu maksimum sıcaklık değeri minimum 0 olacak. Maksimum değeri 125 olacak. Tek satırla işi çözdük. Tamam. Bunu böyle de yaptınız. Eş değerdir. Yani aynısı. Aynı şeyi low temp için de yapacağız. Ama low temp'e dikkat. Bu sefer constraint. Şimdi ben artık ne biliyorum? Sıcaklık değeri 0 ile 255 arasında. Haliyle bu sıcaklık değeri de ne olmak zorunda? Minimum 0 olabilir. Maksimum high'ı geçemez. Haliyle sıcaklık temp eksi bir olsun. Yani arada bir santigrat olsun. Bu niye önemli bir santigrat olayı? Şimdi bugün anlatacağımız kontrol on-off kontrol veya hysteresis kontrol diye geçiyor. Hysteresis kontrolde şöyle bir durum var. Çizerek anlatayım onu da. Şöyle kalemi alalım. Şimdi eğer şu bizim set değerimiz olsun. Şu set değerine ulaşmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Bizim uygulamamız, onu da şöyle kırmızıyla çizelim.
şu sıcaklıktan başladı. Sıcak ısıtıcı çalıştı, arttı, arttı, arttı. Şu noktada ısıtıcı kesecek ama sıcaklık bir miktar daha arttıktan sonra düşecektir. Şu noktaya gelecek. Sonrasında ısıtıcı yine çalışacak, artacak ve belli bir şeyden sonra bu o değere yaklaşacaktır. Yalnız buraya dikkat. Şu kısmı, oraya da şöyle yine farklı bir renk alalım. Sarı mesela. Şu kısmı şöyle bir zoomlayalım. Acaba burada neler olup bitiyor diyelim. Şöyle büyük büyük şurayı çizeyim. Bizim set değeri var burada. Şöyle düz çiziyorlar çizeyim. Sıcaklık değeri buna çok yakın şekilde şöyle osilasyona girdiğini düşünelim. Şöyle 1-0 değişiyor. Ne olacaktır? Şu noktada, şu noktada bizim ısıtıcı devreye girecek. Şu noktada devreden çıkacak. Yani şöyle, şu noktada tekrar devreye girecek. Şu noktada devreden çıkacak. Yani sık sık devreye girip çıkacaktır. Özellikle biz uygulamamızdaki gibi röle kullanıyorsak böyle büyük bir su kazanı olduğunu düşünelim. Sıcaklık böyle hafif dalgalanıyor, böyle osilasyon var. Yani olur bu gençler uygulamalarda oluyor. Bizim kontaktörümüz sürekli devreye girip çıkıyor. Bu artlara neden olur. Kontaktörünüz bozulur. Belki o kadar hızlı değişime tepki veremez. Ve sistemimiz kısa sürede arızaya geçecektir. Bunu önlemek için ne yapmışlar? Biraz ondan bahsedelim. Şuraları geri alayım olayı. Hysteresis kontrol diye bir kontrol var. Burada ölü bant dediğimiz bir bant oluşturuyoruz. İki tane set değerimiz oluyor. Bunlardan bir tanesi de high set dediğimiz, bir tanesi low set dediğimiz bir bant oluyor. Bu bizim sıcaklığının salınımını kabul ettiğimiz sınır değerleridir. Örnek evinizdeki kombiler buna uygun muhtemelen çalışır. Burada mesela yine başka bir renkle, mesela turuncu ile aynı uygulamayı bir daha düşünelim. Sıcaklık arttı, 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 arttı. Bu sefer ısıtıcı HS'yi açtığında devreden çıkar. Tamam mı? Peki şurada ne oluyor? Bu sefer ısıtıcı devrede değil ama ne zaman devreye girecek? Bu sefer LS'nin altına düştüğünde. Yani bizim sıcaklığımız gençler şu aralıkta salınacak. Tamam mı? Bu da kabul edilebilen bir aralıksa devreye çok sık girip çıkmayacaktır bizim ısıtıcımız. Tamam. Bu kontrolün adı on-off kontrol veya hysteresis kontrol diye geçiyor. Şu banta da ölü bant deniyor. Tamam. Biz böyle bir uygulama gerçekleştireceğiz bugün. Haliyle ben ne yapıyorum burada? Şunu garanti altına almak istiyorum. Girilen low temp ile high temp aynı sıcaklık değeri olmasın. Arada en az 1 santigrat. Belki de arttırabilirsiniz 5 santigrat. Hani duruma göre, uygulamaya göre bu değişir. 1 santigrat olarak belirledik biz. Bir yaklaşımdan bahsedeceğim. Hani kod yazarken kullanabileceğiniz bir yaklaşım. Durumlar tanımlayıp o durumlara göre loop döngüsünü çalıştırmak. Hemen geliyorum şuraya, setup kısmına. Define kullanacağım ben. Şöyle define. Bazı durumlar tanımlayacağım ve bir durum değişkeni içerisinde bunu tutacağım. Mesela state ne olsun? Sadece göster. Only show diyeyim. Tamam mı? Bu sıfır olsun bizim için. Yani sadece göster durumu çalıştığında bizim ilk çalışma anı olsun ve okuduğu sıcaklığı ekrana göstersin. Herhangi bir başka bir şey yapmasın. Loop kısmına geldim. Şuraya. Diyorum ki switch case. Değişkenimizi de tanımlayalım. Buna da ne diyelim? Diyelim ki yani byte yetecektir. Integer de tanımlayabilirsiniz. State diye. State durumlar. Buna da ilk başlangıç durumu ne olsun? Only show olsun. Şunu yazarız. Şunu kopyalayayım. Şuraya state. Şimdi bu state durumuna göre case eğer only showsa şunları yap. Ne yaptırmak istiyorsam artık geleceğim buraya yazacağım. Mesela sıcaklığı oku, ekrana yaz. Bu burada yapacağı görevleri bu state'e yazıyorum. Tamam? Yani mantık bu. Başka ne durumlar olabilir? Uygulamamızda mesela neler vardı? Hepsini yazalım aklımıza gelenleri. Define. Mesela state
yüksek set değerinin girildiği set high durumu. Yani bunu girmek için yazdığımız kodlar define set set low. Bu iki olsun. Bu rakamlar çok önemli değil. Define başka ne var? Bir de ya da aklımıza geldi yazarız. Şimdilik bu durumları yazalım. Zaten önce set durumlarını yazacağız. Ekrana gösterme kısmına bir de niye eklememiz lazım? Değil mi? Set değerlerini. Biz burada ekran yapımına yazdık ama ekrana daha göstermedik. Bunlar için ekranı yenile fonksiyonuna diğer kısımları da ekleyelim. Şurayı kopyalayayım. Ne yapacağız? Kursörü bir alt satıra taşıyorum. Buraya hey diyorum. Yüksek sıcaklık anlamında set değeri. Bizim değişkenimizi buraya alalım. Şuraya aldık. Derece sembolünü yine göstereceğiz. Santigrat dereceyi yine yazacağız. Tamam. Bir de ne yapacağız? Aynısının sefer düşük set değerini ekranda gösterelim. 8. yani yarısından sonrasında başlatalım bunu. Şöyle 8. Burası da 10 olacak haliyle. Burası da low olacak. Tamam. Şimdi ekranda ne olacak? Tüm değerleri görmemiz lazım. Ctrl C, Ctrl A, C. Kod uygulamasına gelelim. Şurası sanırım. Burada devreyi açalım. Ctrl A, Ctrl V, simülasyonu başlat. Yani ekranda tüm set değerlerini görmem lazım. Şöyle garip bir şeyler çıktı. Neden acaba? Yanlış bir şey yazdık. Bakalım gençler ona neden bir şey var. State okudu. Zaten şu değer. Ekranı yenile, sıcaklığı oku dedik. Kursörü buraya götürdü. Sıcaklığı yazdı. Sembolü koyduk. Tamam. Satır. Yazdık. Derece. He, bakın şurası pardon. Şuraları 1 olacak değil mi? Birinci sütuna yazıyoruz artık. Yani şey satıra yazıyoruz. Sıfırıncı satır. Birinci satıra yazacağız. Ctrl A, Ctrl C geldik. Ctrl A. Simülasyonu başlat. Evet, bakın 0 santigrat burası biraz değişik bir şey oldu. Bir sürü değer aldı. Normalde sıfırla 125 arasında çıkması lazımdı. Bunu şöyle bir debug edelim. En iyisi öyle görelim. Şu fonksiyondan sonra bir bakalım. Ne oluyor burada? Simülasyonu başlatıyorum. Ve bir kod işletiyorum. Yani bu debug olma özelliği güzel bir şey. Şurada bakalım ne değeri geldi? 255 değeri gelmiş. Neden öyle bir şey oldu? Burada sıfır değeri var. Ha, eksi bir ile sıfır olduğu için böyle bir sıkıntı oldu. Biz bir çıkarttık ama buradan onu düşünemedik. Sıfır olduğu zaman sıfırla sıfır constraint'e sıkıntı yarattı. Hani bu bir altı haline dedik ya. Onu şöyle yapalım gençler. O kısmı ben güncelleyeyim. Şunu sıfıra kadar indirmeyelim. Yani minimum high temperature. Burası sıfır olduğu zaman da bir fark olacak ya. Bir olsun minimum. Bir geldiği zaman da sıfırla sıfır olur. Bakalım bir sıkıntı yaratacak mı? Çünkü şeyde B değeri muhakkak büyük olması lazım. Simülasyonu yine başlatalım. Buraya bir debug koyalım yine. Evet, bakalım şimdi ne oldu? 1 bakın 0. Şimdi sıkıntı yok. Ekranda ne yapacaktır? 1 santigrat 0 santigrat şeklinde yazacak. Tabi burada varsayılan değer bu ilk çalışmada karşımıza geliyor. Ekare Pro'ma yazdıktan sonra böyle bir durum olmayacak. İleride bunu göreceğiz. Şu an Ekare Pro'ma set değerlerini girdikten sonra yazacağız. Kod tarafına tekrar geçelim o zaman. Şimdi bu set değerlerini nasıl gireceğiz? O kısmını anlatalım.
Şimdi öncelikle tuş okuma kısmını almam lazım. İsterseniz o kısmı yine diğer uygulamadan kopyalayayım. Yani daha önce ekrana bastığımız uygulama vardı ya, hani tuş okuduğumuz custom key. Bu custom key'i de yine char olarak tanımlayalım. Çünkü lokal değişkendi. Biz onu char olarak tanımlayalım. Char diyelim, custom key. Custom key okuduktan sonra buna göre bu sefer yine bir switch case oluşturacağım. Basılan tuşun durumuna göre işlem yaptıracağım. Switch custom case. Neler olabilir tuş takımında? Gençler biz A değerine basarsak eğer yani A karakter gelirse bu bizim için yüksek sıcaklık setlerin ayarlanması olacak. İsterseniz hemen şöyle set high diye bir açıklama yazalım. Burası da break şeklinde yazacağız. Benzer şekilde ne olabilir? Düşük sıcaklık değeri olabilir. Low olabilir. Başka hangi özelliği kullanacağız? Onları şimdi birazdan yazacağız hepsini. Case C, o da stop şeklinde ifade edelim. Bunun dışında rakamlar gelebilir. Case. Gençler gelecek rakamlar ne olabilir? Sıfırdan 9'a kadar olabilir. Ben onları kopyala yapıştır yapayım. Şimdi yazmak uğraşmayalım. Şöyle. Bunları böyle yazabilirsiniz break şeklinde. Ne olacaktır? Bu rakamlardan herhangi biri gelirse buradaki durumu işletecektir. Başka yani şu an için bizim kullandığımız bir durum yok. İlk yazacağımız kod ise break A için, case A için ne yapması gerekiyorsa onları yazacağız. Şimdi değer girişi olduğu için LCD'nin bu arada şöyle bir özellik var. Custom Key ve tuşa basıldıktan sonra bir kere değer döndürüyor. Yani buradaki yazacağımız kod bir kez çalışacak. Hani basılı tutulduğu zaman neyi yapacak onunla alakalı ekstra yapmamız gereken bir şey yok. LCD nokta blink komutunu çağırarak ben ne yapıyorum? LCD'nin ekranda yanıp sönmesini sağlıyorum. Sonra set girişini yapacağımız yani kursoru nereye gönderiyorum? Item'in yazılı olduğu kursör yerine gönderiyorum. O da bakın neredeydi? Şöyle bakarsak ekranı yenilerim. 2'ye 1 kısmındaydı. Hemen gidiyorum buraya. Diyorum ki tekrar sen 2'ye 1 kısmına git diyorum. Tamam. Sonra da şöyle bir şey yapacağız. Biz bu state'lere bağlı çalışıyoruz dedik yani duruma bağlı. State neydi? Şu an sadece göster durumları. Bunu set high yani set high temperature haline getireceğim. States. Artık bununla alakalı kodları işleteceğiz. Tabii bunları da ne yapacağım? İşte şu kısmı yazacağım yerde burası olacak. Case şöyle break şeklinde yazalım. Bu kısmında artık ayarlamayla alakalı kodları buraya yazacağım. Yani nasıl çalışacak? Onlar da burada olacak. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi kullanıcı set değeri girerken rakam tuşlarına basacak, değil mi? Bastığı rakam tuşları yani gelen rakam öncelikle basılan tuş değeri öncelikle rakam yani karakter rakam mı? Bunu sorgulatmamız lazım. Bunun için bir fonksiyon yazacağım. Şuraya diyorum ki bool türünden bir değer döndüren is number. Bu açıkçası Arduino'nun içerisinde de var ama ben basit bir kod olduğu için buraya da hemen ekleyeceğim. Şöyle bir şey var gençler. Hatta onu şu koddan kopyalayayım, yapıştırayım. Şu. Bizim onu da hatta gösterelim size neden öyle yaptığımızı. Bu Amerikan standartlarının yayınlamış olduğu bir karakter tablosu var. Bu tabloda rakamlar bize hangi karakter karşılıkları onlara bakmak gerekir. Heksadesimal olarak rakam aralığı bakın sıfır değeri veya sayısal olarak işte 48 ile nedir? 57 arasındadır. Bu aralığın dışında ise rakam değildir. Ben heksadesimal olarak söylersek işte
hekserisimal 30 ile hekserisimal 39 arasını kontrol edebiliriz. Rakam mı yoksa değil mi sorusunun cevabı. Yani karakter göndereceğiz. Char CH. Eğer bu fonksiyon aldığı karakter 30'a eşit veya büyük V operatörüyle bundan küçük veya eşit, yani bu aralıktaysa, 30 ile 39 arasındaysa bu bir karakter numaradır. Onun dışında, hatta is number yanlış olmuş, digit olacak. Değil. Is digit fonksiyonu da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde çalışır ama ben kendi yazdığım fonksiyonu şimdi kullanıyorum. İç yapısı da basit bir kod olduğu için anlatmak isterim. Number. Gel de bakayım, bu kendi kütüphanenin ilk başında anlatıyor sanırım. Hani isterseniz onu da kullanabiliriz. Şu kod kısmına tekrar gelelim. Kod diyorum. Şu. Arduino'da böyle yani fonksiyonları var. Bak, karakter fonksiyonları. Daha bunları anlatmadığım için is digit de aynı şekilde çalışıyor. Tıkladığınız zaman this karakterde digitse true değerini döndürüyor. Yani bu kadar, numara ise demiş o da. Burada tabii tek bir karakter dijitleri için tek bir rakam yani. Char tek bir zaten karakter olabiliyor. İsterseniz dijiti kullanalım. Hiç fonksiyon yazmayalım. Ben uygulamayı tekrar açayım. Şurada böyle fonksiyon, hani ben iç yapısını anlatmak istedim. İç yapısına bakarsanız bu da böyle benzer bir şey. Sık kullanılan bir fonksiyon. O zaman şurada bizim ilk soracağımız soru nedir? Acaba basılan karakter gelen karakter sayı mı? Buraya da neyi göndereceğiz? Custom key. Çünkü ilk değer burada atılıyor. Bu döngü boyunca custom key hep aynıdır. Eğer custom key bir rakamsa, çünkü D'ye de basılabilir değil mi? Bu enter anlamına geliyordu bizim için. O zaman onu işleme almamamız lazım. İlk bakacağımız olay ne? Bu acaba bir rakam mı? Sonra ne yapacağız? Bir de gençler, biz burada değeri girerken ilk önce onlar basamağını, sonra birler basamağını giriyoruz. Haliyle o tuşa kaç kere basıldığı değeri de önemli. O zaman şöyle bir tuşa basılma sayısını tutan bir counter oluşturuyorum. Yani sayıcı oluşturuyorum. Int press counter diyelim buna. Buna da ilk sıfır değeri atayabilirsiniz. Eğer rakam tuşuna basılırsa bu press counter'ı bir arttıralım. Kaç kere basıldığı bilgisini bize buradan verir. Hiç sıkıntı yok. Press counter değeri eğer bizim birse, yani bir kere tuşa basıldıysa, ben onlar basamağını güncelleyeceğim. Peki onlar basamağını nasıl şey yapacağız, kullanacağız? Şimdi burada da karakter kodu geliyor. Bunu ne yapmamız lazım? Sayıya çevirmem lazım, değil mi? Demin gördük. Hexadecimal, yani karakter 0 geliyorsa 30 hexadecimal. 9 geliyorsa 39 hexadecimal. Yani ben bundan hexadecimal olarak 30 sayısı da çıkartırsam rakam karşılığını zaten elde ederim. O zaman şöyle bir şey yazacağım. Set high temp eşittir. Bizim neydi? Custom key. Zaten bunun artık bir rakam olduğuna eminim. Neden? Çünkü şurada sorgulattım. Is digit mi dedik, değil mi? Evetse, doğruysa buraya geldi. Ve bundan 0x 30'u çıkartırsanız ne olacaktır? Bu artık rakam, sayısal karşılığı olacaktır bizim için. Bu bizim onlar basamağımız. Haliyle onlar basamağını ilk güncelleyecektim. Sonra da ne yapacağız? Şu an var olan set temp değişkenin birler basamağında 10 modunu alarak elde ediyorum. Yani şu an mesela burada olsun, 12 sayısı olsun. Ben onlar basamağını şurada güncelleyeceğim. 5 tuşuna basıldı diyelim. Burada ne olacaktır? Hexadesimal 35 gelecek. 30 çıktı. 5 kaldı. 10 ile çarptık. 50 oldu burası. Ama sonunda ne var? 2 rakam vardı. Burada da modla 2 değeri gelecek. 52 değeri atanmış olacak. Ha, bu aşamadan sonra şöyle bir şey yapmamız lazım. Bir ekranda bu sayıyı göstermemiz lazım.
Haliyle şuraya geliyorum. Değeri atadıktan sonra LCD nokta set kursör. Yine rakamın olduğu yere. Çünkü bunu oraya yazmam lazım. Şimdi burada rakam yani set high temperature tek karakter de olabilir. Daha fazla karakter de olabilir. Onunla alakalı çünkü onlar basamağını yazıyoruz sonra birler basamağını yazacağım ya. Tek karaktere bastı birler mi? Onlar için mi bastı bunu bilemem. O yüzden şöyle bir şey eklememiz lazım koda. Set high temp eğer ondan küçükse başına bir tane sıfır ekleyelim. Tabi bunu buraya eklediğimiz zaman diğer tarafa da yani ekranı güncelle kısmına da eklememiz lazım. Oraya da ekleyeceğiz. Onun dışında bu kısım yani ondan küçük değilse iki basamaklıdır zaten. Direkt LCD'ye yeni yazılan bizim sıcaklık değerini yazdırmamız gerekiyor. Tamam. Bu kadar. Sonra da LCD'nin o yakıp söndürüyoruz ya. İmleç nereye gitmesi lazım? Bir sonraki karakter değerinin üzerine. Yani set kursör. Bunda ne yapacağız? Bir sonraki karakterin üzerine getireceğiz. Bu kadar. Tabii ikinci kez tuşa basılırsa bu sefer de press count diyelim. Press counter. 2 eşitse bu sefer de birler basamağını güncellememiz lazım. Bunun için de gençler öncelikle press counter'ı tekrar sıfıra çekiyorum ki bir daha basıldığında onlar basamağına geri gitsin. Sonrası için de tekrar benzer bir olayı bu sefer birler basamağı için yapacağım. Yani hemen şöyle yazalım. Set temp high eşittir. Bu sefer set high temp'ten birler basamağını bir çıkarmam lazım. Onu da şöyle yapacağım. Eksi set temp high temp pardon. High temp moton. Şimdi birler basamağını bir çıkardım. Yani onu temizlemiş olduk. Ne varsa yani 2 varsa 2 gitti. 0 kaldı. Hâlâ bundan sonra da neyi ekleyeceğiz? Bizim yine aynı şu yukarıdaki mantık gelen rakam değerini oraya ekleyeceğiz. Bu kadar. Şu kısım yine benzer şekilde kopyalayayım. Biraz değiştirerek kullanacağız sadece. Kursörü bu sefer yine sıcaklığı 2'den başlayıp aynı yere taşımam lazım. Sıcaklığı tekrar yazacağız ama en son kalacağı yer yine 2'ye 1 olacak. Çünkü onlar basamağına tekrar geri dönüş yapması lazım. Şimdi bir daha tuşa basarsak onlar basamağını güncelleyeceğiz. Şuradaki kısmı, şu kısmı yani birden büyükse sıfır ekle kısmını ekranı güncellerken de kullanacağız gençler. Onu yani her zaman ekrana iki karakter yazacak. Şuraya yazdık ya bakın şunu. Bunu yazmadan önce eğer ondan küçükse başına bir sıfır eklesin ki her zaman ekranda iki tane karakter olsun. Benzer bir durum diğer low set için de gerekli. Hop yanlış yer oldu. Şurası. Bunu da tabii ne yapacağız? Low yapacağız burayı. Evet. Bu kadar. Ekranı güncelleme aklımızdayken yenileyelim. High temperature diğerini de böyle kontrol etmiş olduk. Bir deneyelim bakalım bir sıkıntı var mı? Bizim kod tarafına geleceğiz. Neredeydi o? Kontrol A, kontrol V. Simülasyonu başlat diyelim. Birkaç hata var. Onlara bakalım. Şu şeyde derleyeyim. Yazım hataları olabilir gençler. Ne diyor mesela? Şu yanlış yazmışız. Was not backrate diyor. Bakalım.
Şurayı değişken tanımladığım yere geliyorum. Evet. Ha, temp high temp olacak. Ters yazmışım. Oraya gidiyor mu? Gitmiyor. Şurada. Tamam. Bir daha bir derle diyelim. Evet. Kod tarafına tekrar geri geliyoruz. Şimdi bakın sıcaklığı yazdı. 1,0 santigrat dedi. A tuşuna bastım. İnleç 10 üzerine, 10. ocağın üzerine yanıp sönmeye başladı. 5 tuşuna bastım. 5 değeri geldi. Sonra inleç bir kenara geldi. 9 tuşuna bastım mesela. Tekrar 10 hanesinin oraya geldi. 59 oldu. D'ye basarsam enter işlemi olacak. Daha onu yazmadık ama şu an inleç yanmaya devam ediyor. Şimdi o kısmı da yazalım. Yani tuş takımında eğer enter karakterine basılırsa ne yapılacak? Onunla alakalı kod kısmını hemen yazalım. Şu custom key'i okuyorduk gençler hatırlarsanız. Yok burası değil, yani şurası. Ona göre dallanıyorduk. Şu case D ise bizim için neydi? Enter özelliğiydi. Enter özelliği. Burada ne yapacağız? Gençler biraz hani benim de zamanım daralıyor. Biraz hızlı yazmak adına kopyala yapıştır yapacağım. Onun üzerinden anlatayım. Şu kısmı kopyalayayım. O kod kısmını size hemen anlatayım. Ufak tefek değişiklikler olabilir yazım farklılıkları. Öncelikle sıcaklık maksimum değeri minimum değerinden bunu şöyle kullanmıştık. Biz o haliyle kullanalım. Şunu yani şu set high temp low'dan küçük olamaz. Onu kontrol ediyorum. Eğer küçükse bir yüksek yerine atlayacağım. O yüzden şu kısmı kopyaladım. Orayı da hatta bu şekilde güncelleyelim. Yani bu şekilde nasıl yazarız? Diyeceğiz ki constraint minimum değeri low temp olacak. Şu set low olacak. Minimum low artı 1 olabilir. Aynı şekilde çalışacaktır. 125 de maksimum. Low da 125 olmaması lazım. O zaman onu da engelleyelim. Ama zaten onu engellemişiz burada. Tamam. Zaten şeyde iki tane olduğu için 125'te olamayacaktır. Sonra ne yapıyoruz? No blink. Şu kodları hemen düzenleteyim. Yani yanıp söndürmeyi artık kapatıyoruz. Durumu eğer yüksek sıcaklık değerini girse o değeri sadece yazdırıyorum. Eğer düşük sıcaklık değerini girse o değeri tekrar güncelletiyorum. Bunu put'la da yapabilirsiniz. Biz indice operatörünü kullandık. Tek byte'lık bir değer olduğu için şöyle de yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani indice kullanarak bakın nasıl olur. Şöyle eşit edersiniz. Aynı bu şekilde de olur yani. Aynı şeyi burada da yapabiliriz. İndisi kullandık madem kodun başında. Burada da indisi kullanarak yazalım. Bu şekilde çalışacak. Sonra da show only durumuna gelirse buraya state ben state olacak. Biz de öyle yazdık. Bu şekilde only show dedik. Show only demiştik biz. Yazın böyle farklılar olabilir gençler. Only show demişiz. Burada ne demişiz acaba? Only show. Tamam. Bir sıkıntı göremiyorum. Bu kadar. Bir derleyelim bakalım. Göremediğimiz sıkıntı var mı? Ne diyor? Save, şu state olacak dedik. Evet. Son olarak da gençler şöyle bakayım unuttuğumuz bir şey set low kısmı var. Yani yaptığımız işlem aynı olduğu için orayı hızlı geçeceğim. Yani set low'u da şöyle yapıştıralım. Yine blink'i açıyoruz. Notları kodla düzenleteyim. Kursörü bu sefer set low'un olduğu tarafa taşıyoruz. State'i set low'u olarak ayarlıyoruz. Break'e gerek yok.
Diğer tarafta bu durumda ne yapacak? O kısma gelelim. Hemen orayı da şöyle kopyalayacağım. Şuraya geldim. Yani şurada yaptığımız için set log için yani kısmı aynı bir nevi. Şuraya yeni bir case var. Şuraya gelelim. Set log diyeceğim. Yani buysa break. Buraya da tekrar yapıştıralım. Kodları düzenletelim. Şimdi bunlarda bir farklılık var. Şuraya isDigit kullanmıştık. Böyle bir fonksiyon çünkü burada tanımlamadım. ResCount yine aynı. SetLong. Şöyle bir dizi yapmıştım ama burada fonksiyon yazmıştım ama onun da içerisinde bunu yapıyor zaten. Sıkıntı yok. Ve şöyle yapıştıralım. Yine benzer şekilde şunu da şöyle yapıştıralım. Tamam. Başka bir şey var mı? Bakalım varsa söyler. Ne diyor? Press counter olacak. Count değil. Press counter başka şurada ve şurada var. Evet, bir daha ilerleyelim. Evet. Bunun dışında gençler son bir şeyimiz daha var. Acaba uygulama çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Yani uygulamayı yani hysteresis kontrol kısmı var. Bunun için de şu artık switch case'ten sonraki kısma geliyorum. Şöyle bir şey yazıyorum. Yani burada da çalışıyorsa sıcaklık değeri set low'dan küçük ve bu let bin low'sa yani çalışmıyorsa sistem çalıştırıyoruz. Sıcaklık değeri yüksek sıcaklık değerinden fazla ve çalışıyorsa da susturuyoruz. Bu kadar. Eğer sistem çalışmıyorsa da susturuyoruz. Bu is running kısmında değişken gençler. Bunu da yine ne yapalım? Bir şurada değişkenler kısmında bu olarak tanımlayalım. İlk değeri de çalışmadığı için false oldu. O pin kısmı ismini doğru tanımlarsak bir orada hata verir. Ona bakmam lazım. Aynen. İstici pin demişiz. Bizim yeni pin ismimiz neydi? Ona ne dedik? Role pin demişiz. Bir de let pin aynı sanırım. Şuraya geleceğiz. Role pin olacak. Tamam. Bu kadar. Tamam. Koda geldik. Ama yani zaten bitmişti. Sonuna da geldik. Şu kısma gelelim. Şöyle çalıştıralım. Bu uygulamayı paylaşacağım. Oradan tekrar inceleyebilirsiniz. Daha güzel değişiklikler de yapabilirsiniz. Mesela B ile gösterelim. Şuraya geldik. Burası ne olsun? 60 olsun. Bakın şeyi de güncelleyecek. Set Enter'a basalım. 6 ile görelim şuradan. Enter'a bastım. Aa, bak hatalar var şurada. Allah Allah. Bir şey unuttuk. Ekare promo yazma kısmını mı acaba şey yaptık, yanlış yaptık? Oraya bir bakayım kod kısmında. Ya muhtemelen deminki hataya benzer bir hata gençler. Şu kısım vardı ya. Şu ekare promo enter'a basarken bir üst değerini yazdığımız kısım vardı ya. Şu. Muhtemelen yine orada bir hata var. Benzer bir hata çünkü demin de aldık. Şuraya gelelim. Şu Enter karakterinin olduğu yere geliyorum. Şu constraint'i kullanmıyorum da. Şimdi bir şunu kullanalım. Debugger'la bakabilirsiniz. Niye öyle bir şey oluyor? Şunu kullanalım. Muhtemelen sıkıntı orada. Bu yazdırma kısmında sıkıntı olacağını sanmıyorum. Evet. Şurada simülasyonu tekrar çalıştıralım ve tekrar deneyelim. B'ye bastım. 5, 5 diyelim. 55 set dedik. Bir dakika bir daha bakalım. Yani muhtemelen orada diye düşündüm ama A değerini tekrar gireyim. 44 olsun mesela. 44.
41 olsun, sıkıntı yok. Enter'a bastım. Enter'la alakalı bir durum var gençler. Orayı bir isterseniz debugger'da bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Let's go, state, enter. Şuraya bir breakpoint koyalım. Tekrar çalıştıralım. Set değerini null'a gireyim. Çünkü üst değerini ataması lazım zaten. 50 değerini girelim. Ve burada durdu program. Bakın ne oluyor? Bir satır ilerletelim. 51 olacak. Değil mi? 50 olacak. Sıkıntı yok. No blink. Tamam. Set state açsa ekare prom'a yaz. Yok, low'u aktardık. Bunu da atadı. Tamam. O karakter karşılığı adres birinci değeri 50 değerini atadı. Show only dedi. Tamam. Sonra state durumuna geldi. Sıcaklığı okudu. Okusun. Yani şu ana kadar bir sorun göremedim. Sıcaklığı geri döndü. Ekranı yenile fonksiyonuna gidecek. Şöyle biraz hızlı gidelim. Sıcaklığı yazdı. Santigratı yazdı. 1'e ayarladı. İşte burada ne oluyorsa oluyor. Şimdi sıcaklık 51 değeri diyor. Tamam. Gençler şu ben emin değilim zaten şu virgülden sonra kısım var ya. Onlar hani acaba virgülden sonra iki karakter mi? Çünkü float yazdırmıyoruz ya. O binary'e çevirip yazdırıyor. Sorun olmuş. Display kısmına gelelim. Evet, şurada ekrana yazdırdığımız kısımlarda sonundaki virgülleri sileceğim. Şurada show ekranı yenile vardı ya. Bakın sıcaklığı yazarken tamam sıkıntı yaratmadı float'ta ama burada biz integer yazdırıyoruz. Bunda sıkıntı yaratıyor. Bu kısımda 2'yi siliyorum. Benzer şekilde şu kısımda da 2'yi siliyorum. Evet, başka da yok. Ctrl A, C. Ctrl A, Ctrl V. Simülasyonu başlatalım. B'ye geldim. 50 yazdım. Enter'a bastım. 51 50 oldu. Bir de C'ye basalım. Uygulama çalışıyor mu? Şimdi sıcaklık değeri 25'te sıcaklık ısıtıcı çalıştığı için artması lazım. Tabii şeyde ısıtıcı değeri düşük. C'ye basılı tutalım. Şu an sıcaklık değeri 12 çalışmıyorsa çalışması gerekir. Ha, running yapmadık. Onu var. Onu unuttuk. Hemen onu gösterelim. Bizim kod tarafında C'ye basıldığında ne yapmamız lazım? Onu yazmadık. Şurada da start stop yani is running'i terslemem lazım. Değil mi? Yani çalışıyorsa çalışmayacak, çalışmıyorsa çalışacak şekliyle yazacağız. Hemen şöyle is running. Başka da bir şeye gerek yok. Yani değilleme operatörüydü. Şöyle kopyalayayım. Evet. Ctrl A, Ctrl C. Eksik bir şey kalmasın istiyorum gençler. Ctrl A, Ctrl V. Simülasyonu başlatalım. Şöyle kodu kapatayım. 55 diyelim. Ya yani Ekare Prom bu uygulamada şöyle bir şey var gençler. 50 diyelim. Ya yani 55 mi oldu? Neyse. Basalım. 5 olmuş. Yok, birazcık daha fazla bir değer olsun. Hayır, bu sefer arttıralım. 60 olsun mesela. 66 oldu. Tamam. C'ye basalım. Bakın C'ye basınca Allah. Kodu kopyaladık değil mi? Şu an is working false geldi. True oldu. Bir bakalım neden öyle oluyor. Switch case. Sıcaklık oku. Tamam onu geçsin.
Ekranı yenile. Onu da geçeceğiz. Fonksiyon dışına aktar yok. O yüzden mecburen basa basa geçeceğim şöyle. Sonra break is running. Sıcaklık değerini şu an okudu değer 24 küsur santigrat. Bizim set değeri aralıkta olduğu için gençler. Tamam, o yüzden. Sıkıntı yok. Simülasyonu devam etsin. Bakın şu yüzden ötürü. Şu an aralıkta ya, sıcaklık değeri 5'in altı. Low setin altına düşecek. Eksi oldu diyelim. Olmaz ama oldu. Sıcaklık arttı. Arttığı zaman da otomatikman sönecektir. Setlerin üstüne çıktığı zaman. Tamam. Durdurduğunuz zaman tepki vermeyecektir. Şöyle baktığınız zaman istediğiniz yere verin. Çalışmayacaktır. Yani bunun çalışma çalışmanı isterseniz, hani bu durumun çalışma çalışmanı, kontrol çalışmanı buraya led olarak da yakabilirsiniz. Başka bir led de bağlayabilirsiniz. Hani bu kısımda size bırakıyorum. Bu haftalık anlatacaklarımız bu kadar. Sağlıcakla kalın.